Uya Burbet Hatıraları Yazan Yahya Aygün Türü Roman Basım Yılı 2018 Allah'ım! Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Fatiha 5-6-7 Allah Resulü din nasihattır, samimiyettir buyurdu. Kime ye Allah diye sorduk. O da Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara diye cevap verdi. Müslim, İmin, 95 Başlarken Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bizleri insan olarak yaratan, görme, işitme, konuşma, Hissetme gibi kabiliyetlerle donatıp sayısız nimetler vermek suretiyle lütuflarda bulunan Rabbimize sonsuz hamdü senalar. Alemlere rahmet, dünyada şemsimiz, ahirette şefaatçimiz, inşallah olan rehberimiz, önderimiz, sevgili peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa Sav, Efendimiz'e de sayısız salat ve selam olsun. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala Aji Muhammed. Rabbim, bizlere razı olacağı salih ameller işlememizi sağlayacak bir imana sahip olabilmeyi nasip eylesin. Birbirine hakkı ve sabrı tavsiye eden, en hayırlı ümmet olmayı nasip ederek hüsrana uğramaktan muhafaza eylesin. İmin Rabbim son nefesimizde iman ile gidebilecek bir hayat yaşamayı, bizlere ve ehlimize nasip eylesin. İmin İnsanın hayatında unutamadığı acı ve tatlı hatıraların olduğu bazı dönemler vardır. Benim de Fransa'nın Lille şehrinde kaldığımız 2005-2009 yılları arası hayatımda unutulmayanlar arasında yer aldı. Yurt dışına görev yapmak, ömrünüzden o yılların kesilip alınması ve kaldığınız yerden devam etmeye çalışmak gibi bir şey. Yani bir ameliyata girdiniz diyelim. Narkozlu olduğunuz vakitleri yaşadınız fakat size ait değil. Memleketinizdeki düzenin bozulması, gittiğiniz yerde yeni bir düzen kurmaya çalışılması, çocuklarınızın dillerini dahi bilmedikleri kişilerin olduğu bir ortama bırakılması, eşinizin hakeza aynı. Sanki yüzme bilmeyen birinin okyanusun ortasına atılması gibi bir şey. Psikolojik, sosyolojik, ekonomik olarak bambaşka bir dünyaya uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Aile reisi olarak ailenizin her durumunu dile getiremeseniz de beyninizde sürekli düşündüğünüz bir halde iken, bir de görevli olarak sizden beklenenler de omuzlarınıza yükleni veriyor. Siz boğuluyorum diyerek nefes almak için suyun üzerine çıkmaya çalıştıkça, sorumluluklarınız omuzlarınızdan bastırıyor. Bu kitabı yazmaktaki amacım, herhangi bir kimseyi, grubu, vs. hedef almak değil. Bir din gönüllüsü olarak nasip olan yurt dışı görevim süresince yaşadıklarımı ve hissettiklerimi sizlerle paylaşarak faydalı olmaktır. Kişilerin değil olayların ve davranışların üzerinde durarak aramıza ayrılık sokabilecek durumları irdelemek. Tıpkı peygamberimiz (sav) in bir yanlış yapanı görünce şahsı hedef almadan şöyle şöyle yapanlar diyerek ifade etmesi gibi. Herkesi ve her şeyi yaratan Allah cc'dir. Bizim için kainatta gereksiz olan ve çirkin olan hiçbir şey yoktur. Çünkü yaratan güzeldir ve noksansızdır. Yanlış olan bir şey varsa, o da davranışlarımızdır. Biz onları düzeltmek için birbirimize yardımcı olacağız. Anne babamızın beğenmediğimiz tarafları varsa, onların üzerimizdeki emeklerini düşünerek affedilmeleri için dua edeceğiz ve biz evlatlarımıza o yanlışları yapmayacağız. İnsanlardan şikayet etmek yerine onlara güzel örnek olmak için gayret göstereceğiz. Uzun saçlı, garip kıyafetli bir gencimiz, evladımız sabah namazına geldiğinde görünüşüne bakıp ne bu hal demeyeceğiz? İyi ki geldin, iyi ki aramızdasın bu saatte diyerek onu onur edeceğiz. Bu dünyada yaşamak için birbirimize muhtaç olduğumuzu unutmayacağız. İnsanların hata ve kusurlarını görmeyi bırakıp aynaya bakmayı öğreneceğiz karşılaştığımız herkesi Allah'ın rızası için vesilebileceğiz. İyi huylu biri ise onunla selamlaşıp, hal hatır sormanın sevap olduğunu, ayrıca hoş olmayan davranışlara yakalanmış bir kardeşimizle karşılaşınca da, onu yanlışlarından vazgeçirmek için gayret göstermenin de sevap olduğunu unutmayacağız. Sanki biz cennetle müjdelenmişiz gibi, insanlara tepeden bakmayacağız. Sözün özü her din gönüllüsü kardeşim bilir ki bizim en güzel örneğimiz peygamberimiz savdır. Görevimizde başarılı olup gönül huzuru ile Rabbimize kavuşmak mı istiyoruz? Formülleri Hazreti Muhammed Mustafa sav'da. Dünya ve ahiret saadeti mi istiyoruz? Rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sav. Lille'de görevli olduğum 4 yıl süre içerisinde toplam 5 kişi Müslüman olmuştu. Bunlardan ikisi resmi olarak bildirmemize müsaade etti, diğerleri etmemişti. Beni üzen ve tefekkür etmeme sebep olan durum ise, en büyüğünün yaşı 30 olan bu kardeşlerimizin İslam'ı seçme nedenlerinde Müslümanların olmamasıydı. Hepsi de İslam'ı araştırıp Kur'an-ı Kerim'i incelemiş ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sav yi tanıyıp öyle hidayete erdiklerini söylemişlerdi. Çünkü Müslümanın deyip gayrimüslimlerden farklı hayat yaşamayanları örnek alamayacaklarını ve gerçek İslam'ın o olamayacağını haykırmışlardı, kelimeci şehadeti getirmelerine şahit olanların yüzüne. Lille'de görevli olduğum sürede, güzel insanlarla tanışmayı nasip ettiği için Rabbime hamdolsun. Anlattıklarımın içinde olumsuz gibi görünen olayları, gülün dikeni olarak kabul ettik. Yine olsa, yine aynı yere göreve gidip, o güzel insanlarla birlikte güzel şeyler yapmayı isterim. Birbirlerine bağlılıkları, muhabbetleri, gurbet denen karanlıklarda gönülleri aydınlatırdı. Namazlardan sonra cemaatin dağılmadan, okunan Kur'an-ı Kerim'i, sohbetleri dinlemeleri de takdire şayan bir durumdu. Ayrıca namaz kılındıktan sonra, herkesin topluca çay ocağına geçip, sıkıntılarını bir bardak çayın içine atarak yudumlayıp azaltmaları, sevinçlerini katlamaları, gerçekten tadına doyulmaz kardeşlik muhabbetinin kokusuydu. Gurbet, bir acı kahve ise, dostlarımız da bu kahvenin 40 yıl hatırıydı. Ne kadar güzel desek de gurbetin sıkıntılarını ancak yaşayan bilir. Göreve başladığımdan beri bütün sıkıntılara benimle birlikte katlanan ailemden, ki haklarını ödeyemem sonra da gurbette bizi ailesi gibi görerek arasına alan kardeşlerimden Allah razı olsun diyorum. İnsanları seviyorum, herkesin cennete girmesini diliyorum. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Bakara, 128 Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. Taberani, El-Mumu Cemül Mevsat, 1275 Avrupa Avrupa, Avrupa dediğimiz şey, yıllarca bizlere medeniyet diye anlatılmıştı. Avrupa'ya gitmiş olmak, oraları görmüş olmak bir ayrıcalıktı. İlmi, teknolojiyi değil de ahlakını, örfünü, idetini benimsemekti medeniyet. Büyüklere ismiyle seslenmekti medeniyet. Kadınları cahil bırakıp meta haline getirmekti medeniyet. Köyünden şehre bile gitmemiş, okutulmamış ve ese, temiz kalpli ve kendini sadece helaline saklamış inci gibi kızları alıp sözüm ona, kurtarmak için Avrupa'ya gelin adı altında alıp köleleştirmekti medeniyet. Türkiye'de yapmayacağı işleri Avrupa'da yapıp tatil için Türkiye'ye geldiğinde gururla gezmekti sokaklarda medeniyet. Avrupa'da yerlere tüküremezken, gümrükten geçtiği gibi arabasının camından çöp poşetini, sigara izmaritini, içtiği meyve suyunun kutusunu, soyduğu elmanın kabuğunu yola fırlatmaktı medeniyet. Öyle mi? Vatanımızın toprakları saygıya, sevgiye layık değil miydi? Gümrükten geçince ne değişmişti? Hani Avrupa'daki evlere WC ve banyo kültürünü, temizlik anlayışını işçi olarak oralara giden kardeşlerimiz götürmüştü. İnsana saygıyı oralarda öğrenmişlerdi. İnsan önce insan olmalı. Nerede olursa olsun. Avrupa dediğimiz toprakları da yaratan Allah, CC'dir, Afrika'yı da, Asya'yı da, Amerika'yı da. Toprakların başarısı olmadığı gibi kabahati de yok o topraklar üzerinde yaşayan insanların karakteridir oraların medeniyeti. Şunu da unutmamak gerekir ki, dünyaya gerçek medeniyeti İslam getirmiştir. Müslüman bu medeniyetle bezenememişse, bunda İslam'ın suçu ne? Bu medeniyetin ecdadımızda muhteşem örneklerini birazcık araştırmakla görmek mümkün. Mesela Osmanlı'da şehirlerin kurulurken bir mabedin etrafında halka halka bir plan izlendiğini görürüz. Evlerin pencerelerinde sarı çiçek varsa evde hasta olduğu anlaşılır ve rahatsız edilmemesi istenirdi. Kırmızı çiçeğinde burada evlilik çağında bir kız var, konuşmalarınızda dikkatli olun demek olduğunu öğrenirsiniz. Her şeyin gerçek sahibinin Allah CC olduğunu unutturmayan Ya Malikül Mülk ifadesinin evlerin duvarlarına yazıldığını öğrenirsiniz. Eve misafir geldiğinde ayakkabılarının burunlarının içeriye doğru çevrildiğini ve bunun misafirliklerinden memnun olduğu ifadesini taşıdığını öğrenmek bizi biraz daha düşündürür sanırım. Yine kapı tokmaklarının kalın ve ince ses çıkaracak şekilde dizayn edildiğini görürsünüz. Bunun sebebinin de kalın ses duyulduğunda erkek, ince ses duyulduğunda kadın misafir geldiği anlaşılması ve ona göre kapı açıldığını öğrenmek bizi şaşırtmasa gerek misafire kahvenin yanında su ikram edilmesi ve misafirin önce suyu almasıyla aç olduğunun anlaşılmasıyla sofralar kurulması kadar bir inceliği başka nerede bulabiliriz acaba? Evde sofraya birlikte oturulup, evin en büyüğünün başlamasının beklenmesi ve büyüğünde herkesin duyacağı şekilde besmeleyi yüksek sesle söylemesi, yemek bitiminde de Fatiha'nın okunması gibi yüce davranışları başka nerede bulabilirsiniz ki? Ecdadımızdaki bu ve benzeri medeniyet örneklerine dediğim gibi az bir araştırmayla dahi ulaşabiliriz. Bugün Avrupa medeniyetinin kendi çıkarları için her şeyi yapabilmek olduğunu açıkça görüyoruz. Gerçek medeniyetin ne olduğunu İslam'ı ve ecdadımızı iyi tanıdığımızda göreceğiz. İslam'ın şahsi temizliğe, çevre temizliğine, eşitliğe, özgürlüğe, hukuka, dürüstlüğe insana vs verdiği önemi başka bir beşeri sistemde göremezsiniz. Bizim Müslüman olarak tüm dünyaya verecek çok güzelliklerimiz var, fakat almamız gereken bir şey yok. Çünkü her yönden varılabilecek en son zirve gerçek İslam'dır. Müslüman olarak bir türlü anlayamadığımız ve kendimize göre uydurmaya çalıştığımız İslam değildir. İslam'ı kendimize uydurmaya değildi. De, Kendimizi İslam'a uydurmaya gayret etmiş olsak dünyaya huzur gelecek. İslam zirve, gerisi zırvadır. Avrupa denen topraklara değer katacak olan Müslümanlardır, başkası değil. Onun için orada yaşayan kardeşlerimize İslam'ı anlatma noktasında üzerinde sorumluluk olanlar, omuzlarındaki sorumluluğun farkında olmalılar. Müslümanlarla tanışanlar, arkadaşlık yapanlar mis kokmalı, gül kokmalı, mutluluk kokmalı, dürüstlük kokmalı, insanlık kokmalı. Avrupa sadece para değildir. Orada yaşayan kardeşlerimize de para olarak bakılmamalı. Oralarda görevlendirilecek olanlar kendi ehlinden olanlar değil, ehil olanlar olmalıdır. Ne olursa olsun bizim insanımız her şeyin en güzelini hak ediyor benim insanımın en cahil görüleni bile onların en medenisinden daha medenidir. İlk izne geldiğimizde emekli bir öğretmen tanıdığımıza rastlamıştık. Beni görünce, nasıl, medeniyet neymiş yerinde gördün değil mi, diyerek Avrupa'yı övme alışkanlığına devam etmek istemişti. Ben de, evet, öyle medeni insanlar ki, metropol bir şehrin en işlek caddesindeki bir bankanın kapısının dibine defki hacet giderecek kadar medeniler. Sizin köylü diye beğenmediğiniz insanım, köyünde bile bunu yapmaz, dediğimde, verecek cevabı kalmamıştı. En vahşi işkencelerin, soykırımların, zulümlerin işlendiği yer ve medeniyettir Avrupa. Fakat dediğim gibi toprakların bir kabahati yok, orada yaşayanların karakterleridir. Allah, C.C.'nin yarattığı hiçbir şey kötü ve çirkin değildir. O güzelim topraklara medeniyeti yine biz götüreceğiz inşallah dünyayı güzelleştirecek tek şey iyiliktir. Zalimlere, egoistlere rağmen iyilik galip gelecek inşallah. Yeter ki biz de en az onlar kadar cesaretli olalım ve çalışalım. Huya, kardeşim. Yeryüzünün en anlamlı, en sıcak, en kucaklayıcı, en onurlu kelimesi. Kardeşim. Bu kardeşlik, kan bağından olan kardeşlikten bile daha üstün. Çünkü içinde iman var, sadakat var, fedakarlık var. Allah Resulü, sav, nün ashabına görmeyi çok istediğini söylediği kardeşlerinden olabilmek ne büyük şeref. Ahir zamanda olmak bize bu şerefi kazandırdı belki de. Rabbim, Peygamberimiz, sav, in ifade ettiği kardeşlerinden olabilmeyi nasip eylesin. İmin. Kardeşliğin, dünya denilen gurbetin, Gurbeti olan gurbet ellerde ne kadar anlam kazandığını gördüm. Şunu söylemek isterim doğrusu. Rabbim gurbete giden herkese öğretmen, din görevlisi, asker, işçi ne olarak giderse gitsin, herkese huyam gibi bir kardeş nasip etsin. Kendisine ya sen, Hızır falan olmayasın dediğim haller çok olmuştur. Bu sözü sadece benim söylemediğimden de eminim. Bulunduğum yerde herkese öyle veya böyle karşılık beklemeden yardımı dokunmuş bir kimseydi Huya. Allah'ın bir kulu bu kardeşimi, herkes severdi. Türk olmayanlar bile. Hiç kimseden onun aleyhine, onun da kimsenin aleyhine konuştuğunu duymamışımdır. Fransa'nın Nil şehrine gelen din görevlisi, öğretmeni V.S. ile en çok o ve ailesi ilgilenir. Görevleriyle ilgili olsun. Özel olsun elinden geldiğince bütün sıkıntılarını gidermek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmazdı. Belki de 8 yaşlarında babasının dilini dahi bilmediği bu yaban ellere onu bırakıp gitmesi kendisini yetiştirmesinde etkili olmuştu. Yani Gurbet'in sıkıntılarını çok iyi bildiği için her gelene yardımcı olmak için çırpınan biridir, Huyam. Yaşlılar, gençler ve çocuklar sevmeyen yoktur kendini konuştuğu ve sıkıntısını gidermeye çalışan insanların ırkı, dini, memleketi fark etmezdi onun için. İnsan olsun da, sözü ağzından eksik olmayan bir kardeşimiz. Belki de içinde yanar dağların bile yanında buz gibi kalacağı sıkıntılar patlardı, fakat yüzünde her zaman güller açardı. O kadar çok işlerimize koşardı ki, insanlar artık bize, onun hocası derlerdi. Kendisi rahatsız olurdu, fakat ben olmazdım çünkü o kardeşimin görevli olarak bizim yaptıklarımıza yardımcı olmasının ardında kendisi yoktu. Sadece dernek adına yaptığını ifade ederdi ve Allah rızası içindi. Allah razı olsun. Lille'deki camiye 30-40 km uzaklıktaki kardeşlerimizin işyerlerine ziyarete onunla gider, o kardeşlerimizin sıkıntıları hakkında bana bilgi verir ve gittiğimizde de ona göre sohbet ederdik. Camiye gelmeyen kimselerin evlerine de ziyaretlerimizde ailesiyle birlikte bize arkadaşlık yaparlardı. Hiç hocayla tanışmamış kişilerin evine bir hocanın ailece ziyarette bulunup, çayını içmesinin sevincini kelimelerle ifade edemem. Ayrıca birbirinden değerli aileleri tanımamızda da huyamın katkısı büyüktür. Tabi bu durum, ilerleyen zamanlarda camiye uzak duran kardeşlerimizin de çocuklarını cami derslerine göndermelerine vesile olmuştu. 20-30 çocuk cami derslerine katılırken son senemizde bu sayı 100'ü geçmişti elhamdülillah. Lil Türk İşçileri Derneği bünyesinde bulunanların ve Türkiye'den gelen herkesin bir ve beraber olmaları için de üzerine düşeni yapmaktan çekinmeyen bir kardeşimizdir. Bu sebeple yurt dışı görevimde bana çok yardımcı ve yol gösterici olmuştur. Allah razı olsun. Böyle bir kardeşimizden bahsedip de Peygamberimiz saf İn şu sözlerini hatırlamadan olmaz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet etmez, onu yalanlamaz, onu utandırmaz. Her Müslümanın diğer Müslümana, ırzı, malı, kanı haramdır. Takva işte buradadır. Bir kimseye şer olarak, Müslüman kardeşini hor görmesi kafidir. Tirmizi 1, 1.850 Müslüman, elinden ve dilinden herkesin emin olduğu kimsedir. Buhari, İman, 45 Rabbim, böyle kardeşlerimizin sayısını artırsın, kıymetini bilmeyi nasip etsin ve Peygamberimiz, saf, e komşu eylesin. İmin Rabbimiz Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru, Bakara, 201 Dünyalıyım, insanım. Müslümanım. Müslümanız. Elhamdülillah. Hem de bela dediğimiz o günden beri. Hani Rabbin ezelde o demoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk ki Rabbimizsin demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, biz bundan habersizdik dememeniz içindir, Araf, 172. Bizler ümmet ki Muhammed, sal olarak muhteşem bir cemaatiz. Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Aci İmran, 110. Bu cemaatin mescidi, yeryüzü, kubbesi, gökyüzü. Benim için yeryüzü temiz ve mescit kılındı kime namaz vakti gelirse, bulunduğu yerde namazını kılar. Müslim, Mescid 3, Hadis No 521, Buhari, Salat 56, Hadis No 84 Kıblesi, Kabe Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz bundan böyle, yüzünü mescidi haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda, yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğuna elbette bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir. Bakara 144 Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke'de, alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan KBB'dir. Alji İmran, 96 İmamı Muhammed Mustafa, Sav Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik, Enbiya, 107 Ezanı, İslam Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Maide 3 Muhatabı, insan. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat 56 Sedası, kardeşlik. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Hucurat 10. Veda hutbesinde de şöyle buyurmuştu Allah Resulü, Sav. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz İdem'in çocuklarısınız. İdem ise topraktandır. Arabın arab olmayana, arab olmayanın da arab üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Yeryüzü madem ki bizim için mescit kılındı, o halde mescitte nasıl davranıyorsak yeryüzünde de öyle davranmamız gerekmez mi? Mescitlerde birbirimize üstünlük taslıyor muyuz? Kavga ediyor muyuz? Kumar oynuyor muyuz? İçki içiyor muyuz? Haram yiyor muyuz? Gıybet ve iftira ediyor muyuz? Kısaca mescidin içerisinde gayri meşru ve gayri ahlaki hareketlerde bulunmuyoruz, öyle değil mi? Çünkü Müslüman olana yakışmaz. Camiden çıktıktan sonra haramlar helal, gayri meşrular da meşru oluyor, Müslümanlar için? Biz sadece camide iman edip mümin olmakla mı emrolunduk yoksa? Müslümanların camide omuz omuza durdukları gibi yeryüzünde de öyle olmaları gerekmez mi? Yeryüzünün de bizim için mescit olduğunu bilip imar etmemiz gerekmez mi? Camide içki içmeyip dışarıda içen biri bunu nasıl izah edebilir ki? Camilerin kadınlar bölümüne girişi ve kadınlar bölümünü kale duvarları gibi korumaya çalışan Müslümanların hanımları, sokaklardaki rahatlığı, düğünlerdeki hayasızlıkları nasıl izah edebilirler? Üstelik hanım kardeşlerimiz erkeklerin arkasında ve üst katlarda genellikle namaz kıldıkları halde. Çarşıda, pazarda, otobüste, trende, metroda, metrobüste, maş vs. kuyruklarında sanki dip dibe oldukları erkekler değilmiş gibi, iş camiye, ibadete gelince mi Müslüman olduğumuzu hatırlıyoruz. Elbette ki camilerdeki bu uygulamalara karşı değilim, fakat gösterdiğimiz bu ihtimamı cami dışında da göstermeliyiz diyorum. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım, dedi. Çocuğu alıp kavmine getirdi, onlar, Meryem. Utanılacak bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi. Baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi dediler. Bunun üzerine Meryem, çocukla konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz dediler. Çocuk, "Ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe namaz kılmamı" zekit vermemi ve anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht bir zor bakılmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, dirileceğim günde bana selam olsun dedi. Meryem, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Böylesine mucizevi bir şekilde ve Rabbimiz, cc, in tekvin sıfatının tecellilerinden birine şahsında şahit olduğumuz Hazreti İsa, as, ın doğumundan 2005 yıl ve Allah cc, ın, Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları. Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen, Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim demişti. Saf, 6 ayetinde buyurduğu gibi, Ahmet ismiyle geleceği müjdelenen sevgili peygamberimiz ve ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Hazreti Muhammed Mustafa'nın Mekke'den Yesrib'e, Medine, hicret etmesinden 1426 yıl sonra, dünya denen gezegenin kuzey yarım küresinde, Eylül ayının 5'inde, yağmurlu bir sonbaharın cuma günü. Yüreğimde sebebini baştan bilemediğim, sonradan gurbet olduğunu ve hasret denen sancının sebebi olduğunu öğrendiğim hislerin ifadesi olan gözyaşlarıma eşlik eden benim halimi benden daha iyi anlayıp, için için ağlayan bulutların refakatinde ayak basmıştım, gökyüzüne gri rengin hüküm sürdüğü diyarlara. Saatler öncesine kadar karıncalar kadar görünen insanların yanında, karıncaları ezmeden yürümeye çalışarak almıştım. Süresi dört yıl olan bir yolculuk için hazırladığım eşyalarımı. Ne kadar da çok ve ağırlar. Dört yıl için bu kadar hazırlık yapılırsa, Ebedi yaşanacak ahiret hayatı için ne kadar hazırlık yapmak gerekir acaba diye düşünmeden edemedim doğrusu. Dilini dahi anlamadığımız görevlilerin bize soru sorarken hissettiğimiz tedirginlik, resmen geldiğimiz halde kabirdeki sorgumuzu düşündürmüştü yüreğime ister istemez. Oradaki hesabı bu kadar kolay verebilir miydik acaba? Elimizdeki belgeler pasaport kontrolünden geçmemizde kolaylık sağlamıştı. Peki ya, yaşadığımız hayat? Rabbim Allah, C.C. Kitabım Kur'an. Peygamberim Muhammed, As. Dinim İslam. Kıblem Kabe. Müminler kardeşim. Diye cevap vermemizi sağlayabilecek miydi? Saatler öncesinde semalarında yankılanan günde beş vakit ezanı Muhammed'in nuruyla temizlendiğimiz, arşında ay yıldızlı bayrağımızın güneş olduğu, arzında her karışı şehitlerimizin ruhlarına el fatiha kanlarıyla sulanmış, uğruna ölerek vatan yaptığımız, dört mevsimin bütün güzelliklerinin yaşandığı memleketimizde nefes alırken, şimdi Allah'ın nuru ile kalplerin arasına perde olmuş simsiyah, günah, şirk ve inkar bulutlarının olduğu, imansızlıktan dolayı mabetlerinin bile rutubet koktuğu bir. Diyara, Paris Orly Havaalanından beni almaya gelen, Lil Cemaatinden, İhsan Aktaş ve Hüseyin Gönen ile beraber gelmiştik her yer yemyeşildi. Adeta çıldırmıştı çiçekler. Ağaçlar. İman kendilerine nasip olmayan insanlar dışında, bütün kainat Allah'ın rahmetinden istifade ediyordu. Bizi bir yaratan var, anlamıyor musunuz? Diye kainatın kalbini yırtarcasına haykırıyordu doğa. Fakat ne yazık ki, elleriyle o güzelliklere dokunacak kadar yakın olan insan, o sesi işitemiyordu. Bu muydu yoksa? Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Bakara, 7, ayetinin tecellisi. Evet, her yer cennet misali çiçeklerle dop doluydu. Fakat kokmuyorlardı. Sanki plastik, sadece görüntü var gibiydi. İmandan yoksun insanların kalpleri gibi rutubetli, kasvetli ve bomboş olan kiliselerinde, Meryem Ana ve Hazreti İsa'nın resimlerinin bulunduğu bir ülkeye gelmiştik. Tahrif edilmiş olan Hristiyanlığın kalıntılarını yerinde görmek tecrübe açısından güzel bir şey diye düşünüyorum. O yanlışlıkları, sapıklıkları görünce bize İslam'ı sevdirdiği için Rabbimiz CC e bir kere daha hamd etme ihtiyacını hissediyorsunuz. İyi ki. Müslümanım. Elhamdülillah bize imanı sevdiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Fakat Allah, size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. Hucurat 7 Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Bakara 286 Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 155. Lil. Aracımızla görev yapacağım derneğin bulunduğu şehre girerken hayran olmuştum. Caddeleri tertemizdi. Akat araçtan inince, hani denizde yüzerken dalgalar sizi alıp götürdüğünde gücünüz tükenir, kalbiniz atmakta zorlanır nefesiniz kesilir ve boğulacak gibi olursunuz ya. Hani canlı canlı mezara konulmuş hissedersiniz bazen. İşte aynı bu şekilde göğsümün daraldığını hissettim. Sanki havada oksijen yoktu. O kokuyu duyunca kalbim aklıma, burada ne işimiz var, diye sormuştu. Derken bir, neceyi dünya savaşından kalmış, ayakta zor duran, beş metre cephesi, koyu yeşil boyanmış ahşap daracık kapısı olan bir binaya gelmiştik. Kapı gıcırtısının besmele çekerek açılmasıyla girmiştik içeriye. Daracık bir kapı ve koridordan, mümin gönlü gibi geniş ve huzur dolu bir dünyaya girmiştik adeta. Daha içeriye adım atar atmaz nefes almaya başlamıştım. Köylerimizdeki cennet bahçelerinin kendine has kokusu gibi bir koku, gözyaşlarımın önündeki şaşkınlık bendini yıkıvermişti. İmanın kokusuydu. Müslümanın kokusuydu. Kur'an'ın kokusuydu. Ezanı Muhammed'in kokusuydu. Kabe'nin kokusuydu. Ravzaki Mutahharan'ın kokusuydu. Namazın kokusuydu. Abdestin kokusuydu. Kardeşliğin kokusuydu. Özlemin, hasretin, vatanın kokusuydu. Cennetin kokusuydu peygamber in kokusuydu. Allah, cc in kokusuydu bu. Karanlığın ortasından bir aydınlık çıkıyordu. Zulmetin karanlığından, nur doğuyordu. Bataklıkta bir gül açıyordu. İşte o vakit bir kez daha anlamıştım. Mekanın değil, mekanın içinde işlenen de oranın değerini ortaya koyan. Bir zamanlar içki içilen mekanda, şimdi Allahu Ekber nidaları çınlıyordu abdest alınıyor, namaz kılınıyor, Kur'an-ı Kerim okunuyordu. Hikmetinden sual olunmaz Allah'ım. Allahu Ekber, nidalarını devam ettirmek için nöbeti devralmayı nasip etmiştir Rabbim, C.C. Dolaplarda kapalı kalmaktan küf kokmuş Kur'an-ı Kerimleri tekrar gül kokularıyla buluşturmayı nasip etmiştir Rabbim, C.C. Mezarlık sessizliğiyle çığlıklar atan bu mescitleri, camileri. Hanım kardeşlerimizin göz nurlarıyla çocuklarımızın gülücükleriyle, gençlerimizin güzelliğiyle, yaşlılarımızın dualarıyla hayata döndürme görevini nasip etmiştir Rabbim, C.C. Şükürler olsun. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Bakara, 286. Mümin, kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme. Tirmizi, 158. Elhamdülillah. Maria Meryem, isminin epeyce kullanıldığı Fransa'nın Lille şehrindeki Türk İşçileri Derneği Camii'ne görevlendirilmiştim. Daha önceki yıllarda Avrupa kültür başkenti seçilmiş bir şehir. Nüfusu 3 milyonu, 2005-2009, bulan bu şehir gerçekten yeraltı ve yerüstü yapılanmasıyla mükemmel idi. Doğasıyla, şehirleşme planıyla, tamamen elektronik, vatmansız, metrosuyla, hızlı tren ile, TGV, tarihine sahip çıkan yapısıyla, her kültürün ve inancın faaliyetlerine müsaade eden bir anlayışa sahip olmasıyla, onca yüksek binaların yapılmasına rağmen kiliselerinin siluetlerini kapatmayan yapılaşmasıyla, ki 8 yaşından beri orada olan Huyam'ın ifadesine göre şehirleşmede Osmanlı ve İslam arşivlerinden istifade ediyorlarmış. Belediyelerdeki tanıdıklarından öğrenmişti bu bilgileri. Gerçekten sevdiğim ve keşke bu insanlara da iman nasip olsa da bu güzelliklere Müslümanlar sahip olsa dediğim bir şehir dilil. Elbette İstanbul ile kıyaslamıyorum. Hatta İstanbulumuzla dünyanın hiçbir şehrinin kıyaslanamayacağını düşünüyorum. Çünkü İstanbul'un Eyüp Sultanı var. Mekke ve Medine hariç tabii ki. Benim Müslüman memleketimin en ücra köyünü, İslam nasip olmamış Avrupa'nın, onlara göre en güzel şehriyle bile kıyaslamam. Fakat yapılaşma ve çevre bilinci olarak keşke biz de böyle yapabilsek dediğim bir şehirdi. Caminin bulunduğu dernek binası bu şehrin merkezindeydi. Etrafımızda Türk yoktu. Burada Türkiye'den gelen herkese Türk denir. En yakın mesafeden gelen aracıyla geliyordu camiye, uzaklığı 5 km'den az değildi. Hele sabah namazlarını hiç kaçırmayan bir cemaatim vardı. Evi camiye en az 15 kilometreydi. Cezayir, Tunus, Fas vs Afrika ülkelerinden gelen Müslüman kardeşlerimizin de camileri vardı. Onlara da Arap deniyordu. Şöyle özetlemek isterim. Fransızların, Arapların ve Türklerin yaşadığı bir şehir. Caddelerinde gezerken aniden, lacivert takım elbiseli, ellerinde siyah çantalarıyla, yan yana yürüyen iki gençle karşılaşabilirsiniz. Bunlar sizinle karşılaşınca tanısın tanımasın, bonjour yani selam derler. Sonra da size Hristiyanlık ve İncil'den bahsetmek istediklerini söylerler. Hayır derseniz, kibarca iyi günler deyip uzaklaşırlar. Bu arada sadece bu misyonerler değil, sokakta karşılaştığınız herkes size selam verir, siz de verirsiniz. Vermezseniz kendinizde bir eksiklik hissedersiniz. Tabii ki karşılaştığınız Müslüman değilse bonjour, Müslüman ise Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh dersiniz. Tanısanız da, tanımasanız da. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Alji İmran 8 İnsanların peygamberlerden öğrene geldikleri sözlerden biri de, utanmadıktan sonra dilediğini yap. Sözüdür. Buhari, Enbi, 54, Ebu D.V.D. Edeb, 6. Ne oldu bize? Burada bulunan gurbetçi kardeşlerimizin sorumluluğunun sadece para kazanmak olmadığını anlatmaya çalışmıştım kaldığım süre boyunca. Bizim orada önce Müslüman, sonra Türk olma kimliğimiz çok önemliydi. Herhangi bir hırsızlık olayı olduğunda milli kimlikler ve inanç ortaya konuyor. Mesela filanca denmiyor, Müslüman Arap'tır denir. Andolsun bizim vatandaşlarımız ile ilgili böyle suçlamalar duymadım kaldığım sürece. Fakat şunu unutmamak gerekiyor, yapılan güzel bir davranış veya kötülük direkt olarak önce dini kimlikle sonra da milli kimlikle anılıyor. Yani, Müslüman Türk veya Müslüman Arap gibi. Bu konuda yaşadığım acı bir hatıramı paylaşmak isterim, ibret olması açısından. Maddi değeri fazla olmayan otomobilim, bir sabah evimin önünden çalınmış, gerekli yerlere bildirmiştik kötü bir işte kullanılır düşüncesiyle bildirmekte de fayda vardı. Epey bir süre sonra araç bulunmuş, hırsız yakalanmıştı. Tabi aracın kullanacak hali kalmamıştı. İlerleyen zamanlarda mahkemeye çağırdılar. Ayrıntılar önemli değil, benim kim olduğumu, görevimi sordular, vs. bir müddet sonra arabamı çalan hırsızı elleri kelepçelenmiş olarak iki güvenlik görevlisi arasında getirdiler ve onu da tanıttılar benimle birlikte tercüman olarak Gökhan Adak vardı. İşte o an yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim dediğim anlardan birini yaşamıştım. Keşke öyleydim. O anı hatırlayınca hala gözlerim doluyor, keşke şikayetçi olmasaydım diye pişman olmuştum fakat biz olmasak da zaten kanunlar oluyormuş. Size yaşadığım haleti ruhaniyeti anlamanız için söyle özetlemek istiyorum. Ben Müslümanların imamıydım. Bu ülkenin kanunları önünde. Aracımı çalan hırsız da 19 yaşında. Arap bir Müslümandı. Hristiyan hakimlerin önünde davalı ve davacı. İkisi de Müslüman. Ne hale gelmiştik. Neler olmuştu bize? Rabbimiz. Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut kafir topluma karşı bize yardım et. Ajri İmran, 147 Birbirinize buz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin, ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana, üç günden fazla, din, kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Buhari, Edeb, 57, 58 Kim olduğumuzu? Unutmamak. Bu gurbet ellerde önce dünyalı, sonra insan, sonra da Müslüman olduğumuzu unutmadan yaşamak gerekiyor. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa da öyle değil miydi? Bütün alemlere gönderilmiş, dünyada doğmuş, bir insan ve Müslümandı. Bu gerçeklerden birini terk ettiğinizde, önce inancınız, sonra vatanınız hedef alınıyor. Güneş ışıklarının renklerini gri yapan bir memleketti burası elbette fark etmezdi, görev görevdi. Fakat gri renklerden oluşan o memlekette rengarenk insanlarla tanıştık. Meğer hayatın gerçek renkleri, dostlarmış. Hala görüşmeye devam ettiğimiz ve kendisine, huya, kardeş, dediğim o güzel insanla ilk tanıştığımızda, gurbetinde verdiği yalnızlıkla nerelisin, diye sorunca aldığım cevap bana, peygamberimizin insanlara bakışını bir kez daha hatırlatmıştı dünyalıyım, insanım, Müslümanım diye cevap vermişti Huyam. Meğer ne kadar çok şey söylemiş. Tabi söyleyene değil söyletene bakmak gerek. Elbette ki nereli olunduğunun sorulması tanışmak için güzeldir. Üstünlük taslamaya ve ayrıştırmaya sebep kılınmadıkça. Her renkten, her ırktan, her dilden insanların camiye gelip arkamda saf tutmasının verdiği heyecan ve sorumluluğun güzelliğini hiçbir şeye değişmem. İslam, ne kadar güzel bir din. Bu güzelliği bize nasip eden Rabbimi, C.C. E sonsuz hamdü senalar olsun. Çocukluğumda yaşadığım ve hiç unutamadığım bir hatıramı da paylaşmak isterim. Eskişehir'in Çukurhisar kasabasında yaşayan bir aile dostumuza misafirliğe gitmiştik. Akşam ezanı okundu, sofralar kuruldu. Ev sahibi beyin işten gelmesini bekliyoruz. Bir müddet sonra kapı çalındı beklenen kişi gelmişti fakat yalnız değildi. Yanında kıyafetlerinden de anladığımız üzere Arap bir aile vardı. Selamlaştık ve sofraya oturduk. Konuşmalardan sadece selam cümlesini anlamıştım. Ev sahiplerinden birinin çatpat İngilizce konuşarak anlaşmaya çalıştıklarına şahit oluyordum yoldan geçerken ev sahiplerinin iş yerinin tabelasını görerek merak etmişler ve görmek istemişler. İş yerini gezdikten sonra da ev sahibi yemeğe davet edince geri çevirmemişler. Bunları anlatmaktaki maksadım onları ilk defa gördüğümüzü ifade etmek için. Kendilerini tanımıyoruz, dillerini anlamıyoruz. Yemek bitmek üzere iken yatsı ezanları okunmaya başladı ve herkes sustu. Arap ailenin beyi ezanı işitince La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyince rahmetlik hoca dedemin gözleri doldu. Sonra dedem imam oldu ve cemaatle yatsın namazımızı eda ettik. Allah kabul eylesin. Çay muhabbeti esnasında rahmetlik dedeme neden ağladığını sordum. Bana hala unutamadığım şu cevabı verdi. Biz onları tanımıyoruz, dillerini anlayamıyoruz, dünyanın bir ucundan geldiler, misafirimiz oldular fakat anlaştığımız bir dil vardı fark ettin mi? La ilahe illallah Muhammed Resulullah dediğinde hepimiz anladık, ezanı Muhammediye'yi hepimiz anladık, Fatiha'yı, sureleri, ayetleri, rüküleri, secdeleri, yani namazı da beraber kıldık. İşte Müslümanların kardeş olduklarının en güzel delili, ortak dilleri, Kur'an dili, bugün rahmetlik dedemi daha iyi anlıyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların ortak bir dilleri olduğuna ben Fransa'nın Lille şehrine din gönüllüsü olarak gittiğimde bir kez daha şahit olmuştum. Camimize namaz kılmaya gelen, Cezayirli, Tunuslu, Faslı, Fransız olup da Müslüman olanlar. Hepimiz aynı dili konuşuyorduk ve anlaşıyorduk. Karşımızdakinin rengi, ırkı, sosyal statüsü vs. değildi bizi birbirimize kaynaştıran. Kur'an diliydi. La ilahe illallah Muhammedün Resulullah cümlesiydi. Allahu Ekber diye başlayan ezan nidalarıydı. Mekke'de Kabe'nin damına çıkıp gür sesiyle ilk ezanı okuyan Habeşli Bilal'in sesinin sahibiydi, bizi bir araya toplayan. Hepimiz tek Allah'ın kullarıyız ve yeryüzüne bir süreliğine gönderilmişiz imtihan için. Yani hepimiz, dünyalıyız, insanız, Müslümanız, ne farkımız var birbirimizden. Rabbimiz, C.C. bu dünyayı insanlar için yaratmış. Müslüman olmak için önce insan olmak gerekmez mi? Rabbimiz, biz, Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber ve. Aji İmran 193 Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. Müslim 133. Kulübeden külliyeye. Yıllar önce gurbete gelen büyüklerimizin amacı sadece biraz para biriktirip dönmekti. Bugün görüyoruz ki hiç de öyle olmamış. Bir traktör alayım dönerim bir ev alıp dönerim vs diyenler buraya ailelerini de getirip çoluk çocuk sahibi olmaya başlayınca gurbet onlara ikinci vatan vermiş. Sosyal haklardan faydalanmaya başlayınca da işler değişmiş. Derken 30 yıl vadeli ev alma imkanları da karşılarına çıkıverince, o 30 yıl taksitin, 30 yıllık mahkemiyet olacağını düşünememişlerdi. Haklıydılar belki de, çünkü birçoğu köyden kasabaya bile inmemiş kimselerdi o imkanları görünce ne yapacaklarını bilememişler. Çoluk çocuk büyüyüp çalışmaya başlayınca bu sefer de evlilikleri çıkıvermiş. Evlilik demek, özünde bencillik olan Avrupa kültüründe yeni bir eve çıkmaktı. Yani, yeni bir 30 yıllık mahkemiyetin başlangıcıydı bu. Bu kısır döngü böyle devam eder olmuş. Gurbetteki kardeşlerimizin çalışma şartlarını bilmeyen anavatandaki yakınları da altındaki arabaya, başındaki şapkaya aldanıp genel bir tabirle alamancı demeye başlamışlardı. Bulunduğu gurbet ellerde yabancı, vatanlarında alamancı oğlu vermişlerdi anlamadan. Ezan sesi yerine kilise çanı duymaya başlamışlardı. Memleketinde bir kadına günahtır diye kafalarını kaldırıp bakmayıp hay perdesini gözlerine çekenler, adeta yatak kıyafetiyle sokakta dolaşanları görünce nefsinin tuzağına düşüvermişti ve hay perdesi önce biraz aralanmış, sonra da şeytanın oyunları nefsinde yardımıyla gereksiz görülerek tamamen kaldırılıvermişti gözlerden. Sadece gözlerden mi? Kalpten de kalkmıştı o perde ve iman, savunmasız kalı vermişti. Barların, gece kulüplerinin loş ışıkları, nefsin hoşuna giden ortamın tuzağını kuruyordu. Ve birçok insanımızı, günah dişlileri alıp öğütmüştü bile. Öğütmeye devam ediyordu. İnsanlarımız yarım yamalak dini bilgileriyle gelmişlerdi buralara. Duyulmaz olan ezan sesleri de onlara kim olduğunu hatırlatmaz olunca da, üzüntüler yaşanmaya başlamış. Yabancı ve alamancı tabirinden rahatsız olunduğu kadar, ezansızlıktan, camisizlikten, namazsızlıktan rahatsız olunmamıştı belki de. Bir gün işe gitmediğinde kaybedilecek yevmiyenin üzüntüsünün verdiği ıstırabın yarısı kadar bile, gidilemeyen cuma namazlarına üzülünmemişti. Çünkü para kazanıyorlardı, yaptıkları iş de pek önemli değildi. İyi para kazanıyorlardı. Para kazanmaktan aileye, camiye, namaza vakit kalmıyordu. Nasıl olsa para her şeyi hallederdi, hüsnü kuruntusu kalpleri sarmıştı. Aile ve iman çatırdamaya başlamıştı, fakat yaşanılan ortamdaki sanal ferahlık ve kazanılan paranın çıkardığı sesler bu çatırtıyı duymalarını geciktirmişti. Yüzleri yaşlanmaya başlayıp dizlerinin dermanı kesilmeye başlayınca bazı büyükler bir cami yeri almak gerektiğini söyleyip öne yak olmuşlar. Allah CC razı olsun. Belki de Rabbimiz CC önce deveyi kaybettirmiş sonra da buldurmuştu. Ne olursa olsun ne dersek diyelim gurbetçi kardeşlerimizin bu yaban ellere gelmesiyle birlikte Allahu Ekber sesleri cami içinde de olsa yükselmeye başlamış. İslam tohumları ekilmeye başlamıştı küfür diyarlarına. Ekonomik sıkıntılar bahane edilecek derken hiç bilmedikleri ellere para kazanmak için geleceklerdi. Dilini, yolunu, kültürünü, dinini bilmedikleri diyarlara. Zamanla kalabalıklar içinde ne kadar yalnız kaldıklarını hissedecekler, bir arada toplanıp aynı dili konuşan insanlarla hasbihal etmek için fırsatlar arayacaklardı. Bir gün Allah, C.C., onlara bir zamanlar içinde içkilerin içildiği bir mekanı camiye çevirmek için imkan verecekti. Hiç kimsenin memleketine bakmadan, sadece Türkçe konuşur olmak yeterli olacaktı bir arada olabilmek için. Dün 100 metrekare yere, cami, okul, iki sınıf, lokal, şadırvan, WC, dernek odası, imam evi, marketi, konferans salonu vs. sığdırmaya çalışanlara, Rabbim, C.C., bugün 2000 mekiye yakın bir yer nasip etmişti. Yaklaşık 250 M2 erkekler için cami, 100 M2 hanımlar için bitişik cami, gençler için büyükçe bir lokal, hanımlar lokali, mutfağı özel günler için, herkesin beraber oturup çay içebileceği ayrı bir lokal, büyükçe bir bahçe otopark, tertemiz WC ve şadırvanlar, erkek ve hanımlara ayrı, dernek bürosu, iki katlı imam evi, üç katlı misafirhane ve Kur'an kursu olarak kullanılabilen ayrı bir ev Nasip etmişti Allah, C.C. Tabi bu yeni yerin yapımı da başlı başına bir destan desem abartmış olmam. Yani kulübeden külliyeye demekle abartmış olmayız diye düşünüyorum. Şunu da belirtmek isterim. Gurbetçi kardeşlerimizin kazandığı paralara zaman içerisinde göz dikenler çok olmuş. İyi niyetlisi de var kötü niyetlisi de. Biz size Allah için hizmet etmeye geldik diyenlerin içerisinde maalesef bu kardeşlerimizin sadece paralarını almanın yolunu arayanlar hiç de azımsanacak kadar değildi. Türkiye'deki bazıları için gurbetçi yolunacak kaz gibi görülmüş adeta. Özür dilerim ama ben buna birçok defa şahit oldum. Fransa'daki kardeşlerimize din hizmeti götürme noktasında geç kalındığını düşünüyorum ve yurt dışı görevlisi seçiminde bilgiden önce görev yapma aşkı taşıyan, gönüllülük üzere fedakarlık yapacak, insanları seven, onları kullanılacak bir meta gibi görmeyen, 7-24 görevli olma bilincini taşıyan, para kazanma sevdası taşımayan, konuşmasıyla, ahlakıyla, edebiyle, eminliğiyle insanların gönlünü kazanacak, vakit değil vakıf adamı. Atanmış ruhu değil adanmışlık ruhu taşıyan, Allah'ın, CC, memuru olan kimselerin görevlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani samimi olmak gerek. Tıpkı makamına vekalet etmeye çalıştığımız Hazreti Muhammed Mustafa gibi. Gurbeti Mekke dönemi gibi düşünüyorum ben. Çirkin, inkarın, içkinin, kumarın, fuhşiyatın, ahlaksızlığın, her türlü gayrimeşruluğun alenen yaşandığı bir ortam. Günaha girmenin, göz açıp kapamaktan bile kolay olduğu bir ortamdan bahsediyorum. Buralarda yaşamaya çalışan gurbetçi kardeşlerimizin, kızlarına, hanımlarına, Hazreti Meryem'i, Asiye'yi, Hazreti Hatice'yi, Hazreti Ayşe'yi, R. Anhum, V.B. erkeklere ve erkek çocuklarına da Hazreti Yusuf'u, Hazreti İbrahim'i, Hazreti Muhammed Mustafa, As, ya anlatmalı ve anlamalarını sağlamalıyız. Dünya denen gurbette, gurbetçi olan kardeşlerimizin imanlarını koruma ve güçlendirmeleriyle ilgili onlara yol göstermeliyiz. Kendimizi dev aynasında görerek ve sen diyerek değil, biz diyerek bunu yapmalıyız. Vazlarımızda, hutbelerimizde, sohbetlerimizde vs. durumlarda muhterem cemaat değil, kıymetli cemaatim, kardeşlerim, arkadaşlarım gibi ifadelerle onları sahiplendiğimizi hissettirmeliyiz ve gerçekten kalpten sahiplenmeliyiz. Resulullah gibi. Öyle ya, bizi namazsızlıktan, oruçsuzluktan, zekatsızlıktan, yalandan, yalancı şahitlikten, dedikodudan, iftiradan, laf taşımaktan hak yemekten, faizden, alay etmekten, kibirden, cimrilikten, hileden, aldatmaktan, ihanetten, zinadan, zinaya götüren yollara gitmekten, içkiden, kumardan, uyuşturucudan, yani haram olan şeylerden insanlar görsün veya görmesin, bizi koruyamayan samimiyetsiz iman, son nefeste ve kabirde ne işe yarayacak? Nerede olursak olalım imanımız bizi aynı şekilde hareket ettirmeli. İnsanların gördüğü yerde haram olan görmediği yerde helal olmaz. Türkiye'de haram olan bir şey Fransa'da helal olmaz Müslüman için. Allah'ın haram dediğini helal, helal dediğini de haram kılma yetkisi kimsede yoktur. İşte bu özü anlatmalıyız önce nefsimize sonra kardeşlerimize. Rabbimiz peygamberlerin aracılığı ile bize vadettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme şüphesiz sen, vadinden dönmezsin. Ajri İmran, 194 Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Tirmizi, İlm, 14 Ümmetin virüsleri Allah için namaz kılmaya, uydum imama diyerek niyetlenip saf tutarak cemaat olan insanların, memleketleri, mali durumları, sosyal statüleri, ırkları, siyasi düşünceleri, vs. din gönüllüsü için önemli değildir. Önemli olan Allah, C.C.'ın huzurunda omuz omuza saf tutarak namaz kılanlara gerçek manada imamlık yapmak ve dua etmektir. Dili, rengi, ırkı, memleketi ne olursa olsun, bütün Müslümanların bir olmasını sağlayan ümmet ruhunu çok iyi anlamak ve anlatmaktır. Yüce Rabbimizin, C.C., hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Alji İmran 103, müminler ancak kardeştirler, hucurat, 10 ve b ayetki kerimeleri, Müslümanların bir ve beraber olarak ümmet şuuru kazandırmayı amaçladığını unutmamak gerekir. Bu birlik ve beraberlik, gurbet ellerde daha da önemli hale geliyor tabi. Fakat Rabbimizin, cc, Allah'a ve Resiline itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Enfal, 46 ayetki kelimesindeki uyarıları duymazdan gelen müslümanların bugünkü hali ortada. Kur'an ve sünnetten uzaklaşan müslümanları bölüp parçalayarak yutmak isteyenler boş durmamışlar. Maalesef bazı müslümanlar da bilerek veya bilmeyerek onlara alet olmuşlar ve olmaya da devam ediyorlar. Hele gurbette her grup, her cemaat başkasını kötüleyerek kendine aidat alacağı taraftar edinme derdine düşmüş durumda. Allah rızası için İslam'ı anlatmak adına yola çıkanların peşinden gidenlerden bazıları maalesef Allah'ın rızası yerine nefsini koymuşlar ve insanların dini ve milli duygularını sömürerek menfaat elde etmeye başlamışlardı. Cehenneme giden yolun nefsin hoşuna giden şeylerle işlendiğini unutmuşlardı. Rabbim bizi nefsini ilah edinenlerden eylemesin ve onlardan da korusun. İmin. İnsanları Allah, C.C. dinini değil de kendi düşüncelerini din diye anlatma gafletine düşmüşler. Faizi helal görenler, geçici nikaha cevaz verenler, zinaya imam nikahını kılıf yapanlar, anlaşmalı boşanmalara uygundur diyenler, hiç de az değil. Cemaatçilik, grupçuluk, mezhepçilik gibi virüsler ümmetin vücuduna bulaştırılmış maalesef. Camideki Diyanet görevlisi kutlu doğum haftası programı yapıyor diye camiye namaz kılmaya gelenlerden bazıları katılmazlardı. Yine bir kutlu doğum programına hazırlık yapıyorduk. O yıl derneğimizin bulunduğu şehirdeki gençler ve diğer Türk işçileri Derneği bünyesindeki gençlerle hazırlanıyorduk. İlahiler, şiirler, peygamberimiz in hayatından kısa kısa örnekler, hadisi şerifler kendi dillerini unutmaya yüz tutmuş ve konuşmakta zorlanan gençlerimizle peygamberimizi anacaktık. Salon ayarlanmıştı, aileler, gençler, herkes çok heyecanlıydı, gece gündüz camide çalışıyorduk. Bir gün ikindi üzeri, herkes dağılıp gittikten sonra zil çaldı. Gelen, siyasi kimliğini dini kimliğinin önüne geçirmiş bir zavallıydı. Buyur ettim, lokale oturduk, hayrola dedikten sonra söze başladı ve şok olduğum şu cümleyi kurdu. Hocam, öncelikle bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Burada diyanet görevlisi program yapamaz, hiç olmadı, sen yeni yeni adetler çıkarıyorsun, sonra o çocuklar da programa çıkmayacak, ben Almanya'dan grup çağırdım, onlar çıkacak, dedi. Gözlerinin içine bakarak neden diye sordum, işte öyle, dedi. Çok canım sıkılmıştı. Müşavirimiz gelecekti ve program belliydi. Ya gençlerin kırılması. Bunu kabul edemezdim ve kendisine, o programa gençlerimiz merakla ve coşkuyla hazırlanıyorlar. Programa hazırlanırken de peygamberimiz iyi öğreniyorlar. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ne olursa olsun o gençleri programa çıkaracağım, dedim ve uğurladım. Program günü geldi, hazırlıklar tamam. Gençler heyecanlı. Konuşmalar yapıldı. Arada da müzik grubu program aldı. Başladı enstrüman eşliğinde bir şeyler söylemeye. O kişi ikide bir gelip hocam, salonun süresi doluyormuş görevli uyarıyor. Söyle de bizim çocuklar çıkamayacak. Ben çıkacak dedim ve dışarıdaki gençlere hazır olmalarını söylemeye çıkmıştım ki hepsi öfkeli, diğerleriyle neredeyse kavgaya tutuşacaklar. Meğer o kişi bizim gençleri park eden araçları beklemeye göndermiş. Neyse onları topladım, moralleri bozulmuştu ama biraz konuşmayla toparlandılar. İçerideki orkestranın sorumlusuna da durumu anlattım. Allah razı olsun anlayışla karşıladı ve programını 15 dakika önce bitirdi ve sahneyi gençlerimize bıraktı. Çok mutlu olmuşlardı ve kendilerine güvenleri gelmişti. Tabi bu olaydan burada yazana kadar kimseye bahsetmedim. İnsanlar arasında fitne çıkmasın diye. Öyle ya, bizi bölmek isteyenler gibi olacak değildik ya. Çok şükür Rabbim, C.C. mahcup etmedi. Bunun gibi meseleler oluyordu. Bazı derneklerde caminin alt katındaki gençlerin lokalinin kapısına kilitler vurulmalar, gençlerin lokaldeki sohbetlerinden ses oluyor diye rahatsız olmalar, camiye Kur'an ve dinini öğrenmeye gelen küçük çocukların oynadıkları topları kesmeler. Bütün bu fitneleri oluşturmaya çalışanlar Fransızlar ya da gayrimüslimler değildi. Maalesef camiye gelip namaz kılan Müslüman maskeli kimselerdi. Kendilerinden başka Müslüman kabul etmeyenlerdi. Sırf Diyanet görevlileri gençlerle ilgileniyor, dini ve milli günleri anma programları yapıyor, gençlik kollarının kendilerine ait internet sitesi kuruyor, grup kuzey ildizi netti, maalesef kapanmış, diye huzursuzluk çıkarıyorlardı. Bu arada, gençlerle ilgili çalışmalarımızda maddi manevi destek olanlardan da Allah razı olsun. Yine bir cuma günü, Berlin filanca grubun bir sorumlusu gezmeye geldiğini, müsaade edersen vazedip hutbe okumak istediğini söylemişti. Tabi onları tanıştıran da cami cemaatimizden onlarla aynı görüşte olan birileriydi. Tabii ki, dedim, Yalnız camideki konuşmalarınızda siyaset yaparsanız, insanları şucu, bucu deyip ayrıştırırsanız, kendinizden başka herkesi cehenneme doldurursanız, ses cihazını kapatır ve konuşmanızı keserim, kusura bakmayın. Fakat Allah rızası için insanlarımıza dinimizi anlatacaksanız buyurun, dedikten sonra, tamam hocam ben çıkmayayım, Allah razı olsun, dedi ve sadece namaz kılıp gitti. Bu mudur İslam yani, bu mudur Allah için bir şeyler yapıyorum demek niye ben Müslümanım demek yetmiyor bazılarına. Hangi dava İslam'dan üstündür? Bir Müslüman bulunduğu makamı, mevkiyi, sahip olduğu imkanları İslam'a hizmet için kullanmalı. İslam'ı ve insanlarımızın samimi inancını kendi davasını, makamını, mevkini, sosyal statüsünü vs. yükseltmek için kullanamaz, kullanmamalı. Kullanıyorsa bunun adı, Müslümanlık değil, müşrikliktir, diye düşünüyorum. Şeytanın oyunlarına gelmeyelim. Unutmayalım ki o bizim cennete değil cehenneme gitmemiz için çalışıyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın yapmadıklarını yapmayalım. Onun yolundan gidenlerin yapmadıklarını, kaçındıklarını yapmayalım ne olur. İslam düşmanlarının tuzaklarına düşmeyelim. Bu tuzağa düşenlerin peşine, onların yaldızlı laflarına aldanıp takılmayalım. Dinimizi iyi öğrenelim. Kur'an-ı Kerim'i iyi öğrenelim ve anlamaya gayret edelim. Hz. Muhammed Mustafa'yı çok iyi tanıyalım. Hedefimiz Allah, C.C. pusulamız Kur'an-ı Kerim, rehberimiz Muhammed Mustafa olmalı. Ümmetin virüsü olan grupçuluktan kurtulmanın yolu, birbirimizi Allah, C.C. için sevmekten geçer. İnsanların hataları olabilir, hedefimiz hatası olan insanı yok etmek değil, hatasını düzeltmeye çalışmaktır. Grip virüsü bulaşmış bir insan doktora gittiğinde doktor o hastayı öldürüyor, bu yoksa, o insanın vücuduna girmiş olan virüsü öldürecek ilaçlar yazarak tedavi etmeye mi çalışıyor? Elbette virüsü yok edecek tedavi uyguluyor. Bizi Allah, C.C. ve Resulü ne çağıranlar gerçek ilimdirler, kendilerine çağıranlar değil. Hastalıklarımız için ehil olan doktorları aradığımız gibi, ebedi hayatımızı da ilgilendiren konularda ehil olanı bulmak zorundayız din gönüllüsü olarak insanları sevmeliyiz. Her insanın özünde bir cevher vardır. Çünkü eşref ki mahlikattır, çünkü Allah yaratmıştır, her insanda Allah, cc, dan bir parça olan ruh vardır. İnsana gerçek değerini anlatmalıyız, Allah, cc, ın insanı ne kadar çok sevdiğini anlatmalıyız. Atalar, günahlar, yanlışlıklar insanın üzerinde biriken kir gibidir o insanlara bu kirlerden kurtulmanın yolunun çok basit olduğunu anlatmalıyız. Ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar? Aji İmran, 135 Bize düşen yol göstermektir, gel, ben seni temizlerim, kurtarırım, gibi cehaletin içine düşmemek gerekir. Bu gibi durumları kullanarak Müslümanları bölmeye çalışanların oyunlarına gelmeyelim. Din gönüllüsü toplayıcıdır, dağıtıcı değil sevdiricidir, nefret ettirici değil. Güler yüzlüdür, asık suratlı değil. Gönül alıcıdır, kırıcı değil. Emindir, hain değil. Kimseden üstün değil, üstünlüğe giden yolu anlatandır. Bulunduğu makamın sahibi değil, emanetçisidir. Din gönüllüsü antivirüstür, virüs değil. Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. İsra 80. Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz. Buhari MN 7. Mikroplar temizlikten hoşlanmaz. Yurt dışı görevimin ilk yılında bir cuma hutbesinde bu memlekete bir sebeple geldiğimizi ve sevsek de sevmesek de nimetlerinden istifade ettiğimizi dolayısıyla bu memleketin insanına ve eşyasına dahi zarar verme hakkımız olmadığını ifade etmiştim. Camiye geldiğimizde bile aracımızı komşumuza engel olacak şekilde park etmemek gerektiğinden bahsetmiştim. Bir de bu gurbetin gurbetinde bir olmanın, beraber olmanın önemini anlatmaya çalışmıştım. Nasıl ki aynı safta namaza duruyor Aynı imama uyuyor, aynı Kur'an'ı okuyor, aynı duaya imin diyor, aynı selamı verip alıyoruz. Aynı havayı aldığımız gibi cami dışında da aynen böyle olmalıyız. Kimse kimseden üstün değildir. Kimin üstün olduğunu ancak Allah CC bilir. Birbirimizle üstünlük yarışına girmeyelim. Birbirimizi Allah CC'ın rızasını kazanmaya vesile olarak görelim. Gençler, bulunduğumuz ülkeye zarar verecek davranışlara bizi sevk etmeye çalışanlardan uzak duralım. Unutmayalım ki aslında zarar verdiğimiz kendi dinimiz, kendi kimliğimiz olur. İnancımıza saygısızlık istemiyorsak başkasının inancına saygısızlık yapmayalım. Rabbimiz CC'e hakaret edilmesini istemiyorsak başkasının ilahlarına hakaret etmeyelim. Onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. En'am 108 Yani kendi kutsallarımıza saygısızlık istemiyorsak başkalarının kutsallarına saygısızlık yapmayalım. Manalarına gelen ifadeler kullanmıştım. Sonradan duydum ki bu hutbeden rahatsızlık duyanlar olmuş. Elbette olacaktı. Çünkü mikroplar temiz ortamlardan hoşlanmazlardı kalplerinde münafıklık ve fitne mikrobu bulunanlar tevhidden hoşlanmazlardı. Olsun, niyetimiz Allah CC rızası olduktan sonra korkacak bir şey yoktu. İman ve sevgiyle temiz kalmaya devam. Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır. Kef 10. Müslüman müslümanın kardeşidir ona zulmetmez, onu, düşmanına, teslim etmez. Kim, mümin, kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanı ne kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onu ne kusurunu örter. Buhari, Mezalim, 3. Kürt cenazesi yıkamayan hoca gününün ne getireceğini sadece Cenab-ı Hak, C.C., ın bilebileceği bir gurbet sabahına daha kavuşmuştuk. Bir müddet sonra telefonum çaldı, açtım. Camiye ara sıra gelen cemaatten biriydi ve bir cenaze olduğunu, hemen yıkanmasını istediklerini söyledi. Ben de cevaben, cenaze firmasının aranması gerektiğini, burada kendi başıma kalkıp cenaze yıkayamayacağımı ifade ettim ve telefonu kapattık. Aradan bir saat geçti veya geçmedi telefonum yine çalmıştı. Arayan bu kez cenaze sahibiydi ve sesi öfkeliydi. Cenazeleri olduğunu ve yıkanması gerektiğini söyledi. Ben de baş sağlığı diledikten sonra, bunun böyle olmayacağını izah etmeye çalıştıysam da anlatamadım ve camiye davet ettim. İlk önce kabul etmedi, fakat ısrar edince gelmeyi kabul etti kardeşimiz. Bir şeylerin ters gittiğini anladım ama neydi tam olarak bilemedim. Geldiler, iri yarı, uzun boylu, esmer, simsiyah ve kalın bıyıklı, omuzlar geride, bakışları öfkeli iki kişiydiler. İçeri buyur ettim, gelmek istemediler. Gayet sakin ve sevecen bir ses tonuyla karşılayıp taziyelerimi bildirdikten sonra hep beraber lokale oturduk. Çayları bahane edip muhabbet ettikten sonra durumu onlara izah ettim. Şöyle ki, buralarda Fransa Ali, cenaze işleriyle dernek ve cenaze firmaları ilgilenir. Önce dernekteki yetkili aranır, o da cenaze firmasıyla görüşür. Cenaze firmasındaki kişi cenazenin bulunduğu şehrin polisi ve yetkili makamlarla görüşerek cenazenin nerede yıkanacağını, saatini ve gününü, Türkiye'ye göndermek için de uçak saatini ve gününü belirledikten sonra tekrar dernek yetkilisini ve din görevlisini arayarak bilgilendirir. Tabi bu işlemler vakit alır. Dernek yetkilisi de cenaze sahibini arar ve bilgi verir. Cenaze firmasının aracı Paris'ten gelir. Hangi saatte ve nerede yıkanacaksa, cenazeyi din görevlisiyle birlikte evinden alır yıkanacak yere götürür. Burada daha önceden bilgi verildiği için polis gelir ve onunla cenaze firması yetkilisinin nezaretinde cenaze yıkanır, kefenlenir, tabuta konur, tabutun etrafı lehimlenir, yine polis tarafından mühürlenir ve oradan araca konularak ayrılır. Daha sonra evine veya camiye getirilerek namazı kılınarak cenaze firmasının aracıyla gönderilir. Onlar da uçak saatinde cenazeyi havaalanına götürüp teslim ederler. Buradaki işlemler böylece bitmiş olur yani bir cenaze en erken bir hafta sonra Türkiye'ye gönderilebilirdi. Durumu anlatınca işlerin böyle yürüdüğünü bilmediklerini ve kendilerine söylenmediğini izah edip tavırlarından dolayı özür dilediler. Daha sonra öğrendim ki bu kardeşlerimize hoca Kürtlerin cenazesini yıkamıyormuş diye söylemiş biri. Böyle olunca birbirleriyle telefon irtibatı kurarak camiye gelip hocaya haddini bildirmek üzere anlaşmışlar. Tesadüf değil tevafuk olacak ki bu Kürt kardeşlerimizin çalıştığı bir inşaat firmasının ustabaşı Kayserili bir abimiz konuşmalarını anlıyor ve onlara siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Kim dedi ki hoca Kürtlerin cenazesini yıkamaz diye sorunca kendilerine anlatılanları anlatmışlar. O da cevaben kardeşim şu tarihte filanca kişi öldü, hoca yıkamadı mı? Şu tarihte filanca diye birkaç kişinin ismini söyleyip onlar Kürt değil miydi? Eğer o hocamın kılına zarar gelirse hepinizi kovarım, kim söylediyse gidin ona, diye söyleyince sakinleşmişler. İşin özü kardeşlerim, Rabbimiz, C.C. in şu uyarısını unutmamakta fayda var. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Hucurat 6 Evet, niyetin iyi olunca Allah, cc, fitnecilere fırsat vermiyor elhamdülillah. Derler ya, niyet hayır, akıbet hayır. Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Müminun 97-98 Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Tirmizi 1, 15. Yazıklar olsun, o namaz kılanlara. Maun, 4. Bazıları, birbiriyle muhabbeti güzel olan bu insanların arasına fitne sokmaktan ne zevk alır, anlamakta zorlanıyorum gerçekten. Mesela bir cenaze olur, onu camiye sokmayın, dirisi gelmiş mi ki ölüsü gelsin. O şöyleydi, böyleydi, gibi hoş olmayan konuşmalar ortada dolanırdı. Yine başka bir cenazede başka yerlerden misafir olarak gelmiş. Tanımadığım kimselerin de olduğu bir öğle namazından sonra cemaate cenazenin namazını kılacağımızı söyledim. O yabancılar, onu camiye sokamazsın hoca diyerek cami içinde fitne çıkarmaya çalıştılar. Ben de ailesi cenaze namazının camide kılınmasını istiyor. Biz de vazifemizi yapacağız. Gerisi bizim değil. Allah CC'ın bileceği iştir. Ben tek başıma da olsa bu cenazenin namazını kılacağım. Katılmak isteyen katılsın, istemeyen de camiden çıksın dedim ve cenaze namazını kıldırdım. Hem Müslümanın deyip cemaate katılarak namaz kılıyorsun, hem de fitne peşindesin. Cenazesi hakkında fitnecilerin ortalığı karıştırmaya çalıştığı başka bir olayda da vefat eden kişinin cami yeri ilk alınırken, paranın para olduğu zamanlarda epeyce para yardımı yaptığını öğrenmekte insan olanı derinden yaralıyor. Şu da ilginçtir ki, fitnecilerin haklarında konuşarak fitne çıkarmaya çalıştıkları kişilerin evlerine Kur'an okumaya davet edildiğimizde kütüphanelerinde, Kur'an-ı Kerimler, İlmihal, Tefsir, Hadis vs. kitapları görmek beni epey düşündürmüştür. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Maun, 4. Sevmeyenler var diye görevimizi yapmayacak mıydık? Resulullah, bir eline güneşi, bir eline ayı verdikleri halde vazgeçmedi. Bizim örneğimiz, önderimiz, rehberimiz o. Yerlerde diken bitiyor diye rahmet yağmayacak mı yani? Kafirler, müşrikler, münafıklar, fitneciler vs. var diye güneş aydınlatmaktan vazgeçecek değil ya. Biz Müslümanız. Ümmet ki Muhammediz. Kardeşiz. Kimse aramıza fitne sokamaz. Çünkü bizler. Aynı kalemin yazdıklarıyız. Aynı kitabın harfleriyiz, ayetleriyiz. Aynı namenin notalarıyız. Aynı dünyada ikamet edenleriz. Aynı bahçenin çiçekleriyiz. Ayı ağacın meyveleriyiz. Aynı başağın taneleriyiz. Aynı bedenin uzuvlarıyız. Aynı geminin yolcularıyız. Aynı elin parmaklarıyız. Aynı cümlenin harfi, noktası, virgülü, ünlemi, anlamıyız. Aynı bardaktaki suyuz. Aynı gökyüzünün yıldızlarıyız. Aynı güneşin rengiyiz. Aynı havayı teneffüs edenleriz. Aynı toprağa ayak basanlarız. Aynı toprağın altına gireceğiz. Aynı hitabın muhataplarıyız. Er hatun kişi niyetine denilenleriz. Aynı kefen biçilenleriz. Aynı kalemin mürekkebiyiz. Aynı hüznün gözyaşlarıyız. Aynı sevincin tebessümleriyiz. Aynı aynadaki yüzleriz. Aynı bulutun yağmuruyuz. Aynı dağın karıyız. Aynı denizin damlalarıyız. Aynı gözlerin bakışıyız. Aynı kulağın işittikleriyiz. Aynı dilin sözleriyiz. Aynı doğanın iminleriyiz. Aynı Mevla'nın kullarıyız. O kadar çok aynıyız ki ayrı olamayız biz. Biz aynıyız, ayrı değiliz. Biz olmayı Fatiha'dan öğrendik. Hepimizi bir gün kabre koyacaklar ve üzerimize toprak atarak çekip gidecekler. O kabirde bize ailen kim, ırkın ne, makamın nedir, tarikatın ne, şeyhin kim diye sormayacaklar ki. Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? Dinin ne? diye soracaklar. Bu sayılanları ezberleyen değil, ömrüne tanıtan kurtulacak. Müslüman gibi giyinen, Müslüman gibi konuşan değil. Müslüman olan kazanacak. Gibi olarak sadece insanları kandırabiliriz. Rabbimizi C C değil. İnsanların ne dediğine değil, Allah C, C ın ne dediğine bakacağız. Çünkü biz hayatımızın hesabını Allah C C A vereceğiz bir gün. Bakınız, Rabbimiz, C.C. ne öğütler veriyor bizlere. Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Hucurat 13 şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra o yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. En'am 159. Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki onlardan her bir grup kendi katındaki dini anlayış ile sevinip böbürlenmektedir. Rum, 31-32. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Hicir, 91. Hep birlikte Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de, o, kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size yiyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. A.J. İmran, 103 kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Alji İmran, 105 Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatı kendilerini aldatmış olanları bırak. Hiç kimsenin kazandığı yüzünden mahrumiyete sürüklenmemesi için Kur'an ile öğüt ver. Yoksa ona Allah'tan başka ne bir dost vardır, ne de bir şefaatçi kurtuluşu için her türlü fidyeyi verse de bu ondan kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake sürüklenmiş kimselerdir. Küfre saplanıp kalmalarından dolayı onlara çılgınca kaynamış bir içecek ve elem dolu bir azap vardır. Enam, yetmiş. İşte bu, benim dost doğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti. Enam 153 Dini dost doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye neha emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, MSS'ye ve İsa'ya emrettiğini size dedin kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey İslam dini, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah, ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır. Şura, 13. İnsanlar ise, din, işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her grup kendinde bulunan ile sevinmektedir. Ey Muhammed! Sen onları bir zamana kadar, gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak. Müminun, 53-54 Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Şuara, 83 Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. Tirmizi, 1, 33 Namaz kılan babanın, besmele, bilmeyen oğlu. Çocuklarımız bize Allah'ın emanetiydi. Doğduklarında iman etmeye hazırdılar. Onlar bizim için cennete köprü, cehenneme kalkandılar onlar bizim meyvelerimizdi. Müslümanın meyvesi Müslüman olmalı değil miydi? Elma ağacından elma bekliyoruz ya. Onlar bizim için Allah, a yalvarıp affedilmemiz için yalvaracaklardı. Ağlamalarına dayanamaz, uykularımızı feda ederdik. Hasta olduklarında biz cayır cayır yanardık. Yemeyip yedirir, içmeyip içirirdik. Gözümüzden sakınırdık. Rüzgar değmesin, güneş dokunmasın, yağmur ıslatmasın, kar üşütmesin diye onlara siper olmadık mı? Onları ilk defa okula gönderirken ağlayıp birlikte küçücük sıralara oturmuyor muyduk? Büyüdüklerinde korkularımız da büyümemiş miydi? Oğlumuzu askere uğurlarken ciğerimizi de söküp onunla göndermiyor muyuz? Kızımızın beline kırmızı kuşağı bağlayıp yeni yuvasına uğurlarken canımızı da onunla göndermiyor muyuz? Evlatlarımızı çok seviyoruz, çünkü onlar bizim canımızdan, kanımızdan. Onlar bize Allah'ın emanetleri. Parmağına diken batsa, elimizi ona vermek isteriz. Yere düşse, onunla birlikte dünyayı ayağa kaldırırız. Gözünden yaş aksa, bulutları kuruturuz. Mu ateşine eli değecek olsa güneşi söndürürüz. Öyle değil mi? Yatsıdan sonra herkes evine gitmiş, Etrafımızda saat 17.00'de panjurların indirilmesiyle biten gün, bizde Rabbimize gecenin bir vaktinde niyaz ederek bitmişti. Gecenin zikir dolu huzur veren sessizliğini kapı zili bozmuştu. Bu saatte kim olabilir endişesiyle kapıyı değil caminin penceresini açarak bakmıştım gelenin kim olduğuna. Tanımadığım, daha önce de camide görmediğim 20'li yaşlarda, üstü başı perişan bir gençti gelen ya da biz öyle zannettik. Hocam, dedi ürkek ve mahcup bir sesle. Kusura bakmayın, rahatsız ettim bu saatte, ama birisiyle konuşmam gerekiyor, ne olur, dedi ve ağlamaya başladı. Yüreğim kapıları açtı. Caminin içine girelim, deyince ayaklarının temiz olmadığını göstererek girmek istemedi. Ben de kalbin temiz ya, ayaklar önemli değil, dedim gayri ihtiyarı, Rabbim söyletmişti bu sözü. Camiye girdik, müezzinliğin kıyısına sırtını yasladı, ben de karşısına geçtim. Buyur kardeşim, derdin nedir, diye sordum. Çok sıkıldığını, bunaldığını, artık hiçbir şeyin onu mutlu etmediğini, parasının çok olduğunu, babasının bol bol harçlık verdiğini, içki, zina, kumar vs. gibi dünyanın, ona göre, her güzelliğini tattığını, fakat gece kulüplerinin, barların, kızların, arabaların kendisini mutlu etmeye yetmediğini, uzun uzun anlattı. Elini göğsüne koyarak, orasının çok sıkıldığını, bazen nefes almakta bile zorlandığını, ölecek gibi olduğunu, uyku uyuyamadığını, artık bu durumun çekilmez hale geldiğini ve intihar etmeyi düşünürken buraya geldiğini anlattı. Tam intihar edecek iken, ayaklarının onu buraya getirdiğini söylediğinde daha çok şaşırmıştım. Caminin yolunu bilmeyen biri gecenin bir vakti burayı nasıl bulmuştu? Meğer Arap kardeşlerden öğrenmiş ve günlerce uzaktan camiyi izlemiş. Geleni gideni takip etmiş, gelmek istemiş fakat cemaat kendisiyle dalga geçer diye çekindiğinden gelememiş. Tabii ki konuştuklarımız bu kadar kısa değildi. Ben özetliyorum. Bazılarını da yazmayı uygun bulmadığım için yazmıyorum. O ağladı, ben ağladım. O pişmanlığını ağlıyordu, ben ise bugüne kadar ona ulaşamadığımın pişmanlığını ağlıyordum. Ona Allah'a inanıp inanmadığı sordum inandığını söyledi. Namaz kılıp kılmadığını, Kur'an bilip bilmediğini öğrendim. Namaz hiç kılmadığını, Kur'an'ın da ne olduğunu bilmediğini söyledi, başı önde eğilmiş vaziyette. Anne babasının namaz kılıp kılmadığını sorunca aldığım cevap beni paramparça etmişti. Babasının camiye gelip gittiğini, evde olunca da namaz kıldığını, annesini de namaz kılarken gördüğünü anlattı. Fakat kim olduklarını söylemedi. O kadar da ince düşünceliydi. Kendisine namaz kılmasını söyleyip söylemediklerini sordum. "Hayır," dedi. "Evinizde hiç Kur'an okunmuyor mu?" dedim. "Hayır," cevabını verdi. "Ben eve gelirim, bir şeyler atıştırıp babamdan da harçlığımı alıp çıkarım," diye de anlattı. "Ona gerçekten bu durumunun düzelmesini ister misin?" diye sorunca hemen "Evet," cevabını vermişti ne dersem yapar mısın, sorusuna da evet, cevabı almıştım. Dünyalar benim olmuştu sanki. Önce Allah'ın onu ne kadar çok sevdiğinden bahsettim. Nasıl olur hocam, benim gibi birisini Allah nasıl sevsin ki, sorusuna karşılık ben de bir soruyla karşılık verdim. Şu anda neredesin? Etrafına bir müddet baktıktan sonra, camideyim, dedi. Cami neresidir, bilir misin, diye sorularıma devam ettim. Cami camidir hocam. Daha ne olsun ki?" diye cevap verince ben de "Camiler Allah'ın evi ve yeryüzündeki cennet bahçeleridir kardeşim." Sen sevmediğin ve hoşlanmadığın birini evine alır mısın?" dedim. Cevabı "Hayır." olunca sözlerime şöyle devam ettim. "Sen şu anda Allah'ın evinin içindesin ve O'nun misafirisin ve cennet bahçelerine pis olan hiçbir şey giremez." deyince tekrar gözyaşları akmaya başlamıştı. Fakat bu sefer mahcubiyetten akıyordu. Birlikte abdest alma yerine gittik, bir güzel abdest aldık ve tekrar camiye girdik. Ondan diz çökerek oturmasını istedim, tabi oturamadı, dizler bükülemedi. Çünkü hiç bükülmemişti. Birkaç dakika sonra rahat oturmasını söyledim. İlk olarak kelimeci tevhidi, şehadeti söyletmek istedim. Heyhat! Dil söyleyemiyordu. Bismillah demesini istedim. Nerede? Peki o zaman önce Allah diyelim dedim. Tam olmasa da söyledik. Biraz uğraşınca hepsini söylemiştik elhamdülillah. Namaz kılmak istediğini, Kur'an okumak istediğini belirtti. Herkes gittikten sonra gelir, ders yapardık, çay içerdik, ayrılırdık. Derken sabah namazı vakti de gelmeye başladı, cemaat gidince. Evet, bu evladımız namaz kıldığını söyleyen bir anne babanın oğluydu. Besmele bile söyleyemiyordu. Biz bunun hesabını Allah, a nasıl verebiliriz? Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. Abese, 33-37 Ey Rabbim! beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Nemil, 19. İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur, eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir, Buhari, MN 39. Gençlerin destanı. Lille'deki yeni caminin yapımından bahsetmeden önce Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, İn Tevbe, 108, takva üzere yapılan mescid olarak ifade ettiği Kuba Mescidi hakkında kısaca bilgi vermek isterim. Mescidi Kubu Hazreti Peygamber, İn hicreti sırasında Medine'den önce son durağı olan Kuba'da yapılan mescittir. İlk muhacirler, Resildi Ekrem daha Medine'ye gelmeden Kuba'da AMRB, AVF oğullarına ait bir hurma kurutma yerini mescid haline getirmişlerdi. Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim, burada bir grup muhacire Kudüs'e yönelerek namaz kıldırıyordu. Resulullah Kuba'ya ulaşınca burayı genişleterek Kubu Mescidi'ne inşa etti. Mescidi Beni AMRB, AVF olarak da anılan Mescidi Kuba'nın arsasının kabilenin ileri gelenlerinden Külsum B, hidme ait olduğu ve külsümün arsayı mescid yapılması için bağışladığı rivayet edilir. Diğer bir rivayete göre ise, mescidin arsası Leyya adında bir kadına ait harman yeriydi. Resildi Ekrem, i arsaya kıble yönünde bitişik evinde misafir eden kabilenin ileri gelenlerinden Sad B, Hayseme burada mescid yapılmasına öncülük etmiş olmalıdır. Çünkü rivayette mescid ona izafe edilmektedir. Öte yandan münafıklar, Leyya'nın merkebini bağladığı yerde mi secde edeceğiz, diyerek bunu Dırır Mescidini yapmak için bahane saydılar. Taberani'nin bir rivayetine göre Kubalılar, Resulullah'tan bir mescid yapmasını talep edince Hazreti Peygamber orada bulunan sahbeden birinin devesine binmesini istemiş, önce Hazreti Ebubekir binmiş, deve kalkmamış, ardından Hazreti Ömer binince deve yine kalkmamış, bu sırada Kuba'ya ulaşmış olan Hazreti Ali binince deve kalkıp yürümüş, Resildi Ekrem, Hazreti Ali'ye devenin yularını serbest bırakmasını söylemiş ve mescidin onun etrafında dolaştığı arsaya yapılmasını istemiştir. Mescidin ortalarına isabet eden bir mekan daha sonraları, Mebrekün Gonka, devenin çöktüğü yer, olarak anılmıştır. Buhari'nin bir rivayetine göre Hazreti Peygamber kubada on geceden fazla kalmış ve mescidi kubu bu sırada yapılmıştır. Resildi Ekrem'in burada dört gün gibi çok kısa bir süre kaldığına dair rivayetler de vardır. Mescidin ilk hali kare şeklinde bir düzlüğü çevreleyen dört duvardan ibaretti. Arsa hazırlandıktan sonra temele ilk taşı bizzat Hazreti Peygamber koymuş, ardından sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman ve diğerlerinin taşlarını koymalarını istemiştir. Bu uygulama devlet başkanlarının ilmi, dini ve milli nitelikli yapıların temeline ilk harcı koyma geleneğinin başlangıcı olarak görülmektedir. Mescidi kubu yapılırken Resildi Ekrem, in bir işçi gibi çalıştığı, taşıdığı ağır taşları ellerinden alıp yardımcı olmak isteyenlere bir başkasına yardım etmelerini söylediği, Abdullah B. Reva'nın, mescidin inşasına katılanlar, ayakta olsun oturarak olsun Kur'an okuyanlar, geceleri uykuyla geçirmeyenler kurtuluşa erdiler, diye şiirler okuduğu, her beytin son kelimesinin Resulullah tarafından tekrarlandığı rivayet edilmektedir. Hazreti Peygamber, muhtemelen kıblenin Kabe'ye çevrilmesinden sonra Kubu Mescidini yeniden inşa etmiştir. Bu sırada ön duvar ve ona paralel dizilen yedi sütun üstüne bir tavan yapılmıştır. Mescidin güneyinde Külsun B, Hidmile Sad Bey, Haysemen'in evleri bulunmakta ve Sad'ın evinden mescide bir kapı açılmaktaydı. Müslümanlar Resildi Ekrem'in misafir kaldığı bu evleri ziyaret eder, ardından Sad'ın evinin tarafında bulunan kapıdan mescide geçip, Ejüstüvanetül Muhalelek denilen üçüncü sütunun doğu yanında onun namaz kıldığı yerde namaz kılarlardı. Daha sonra bu kapı kapatılıp mescidin batı duvarında bir kapı açılmıştır. Mescidin Amir Bey, Yisir tarafından tamamlandığını ve bu sebeple onun İslam'da ilk mescidi bina eden kişi olarak anıldığı söylenir. Mescidi Kubu, Müslümanların hür ve güvenli bir ortamda yaptıkları umuma açık ilk mescid olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Kur'an'da sözü edilen, ilk günden takva üzerine kurulan mescidin Tevbe, 108 Kubu Mescidi olduğu kabul edilir. Ancak bu mescidin Mescid-i Nebev olduğu da rivayet edilmektedir. Mescidde Üssüse İyeti diye adlandırılan iyetin Tevbe, 108 nizil olduğu mekan olarak kabul edilen yere sonradan bir mihrap yapılmıştır. Başta Buhari ve Müslim olmak üzere hadis kaynaklarında Mescidi Kuba'nın faziletine dair bölümlere yer verilmiş. Hazreti Peygamber'in Medine'de bulunduğu zamanlar cumartesi, bazen de pazartesi günleri ve Ramazan'ın 17. günü Mescidi Kuba'ya giderek namaz kıldığına dair rivayetler zikredilmiştir. Ayrıca onun mescitte sürdürülen öğretim faaliyetine nezaret ettiği Kuba'da namaz kılmayı Umre ile eş değerde gördüğü rivayet edilir. Ziyaret ettiğinde tozunu alır, buraya büyük hürmet gösterirdi. TDV İslam Ansiklopedisi, C. 29 Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resiline karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Tevbe 107. Gerçekten de bu ayeti kerimede ifade edilen durumlarla karşılaşıyoruz. Camilerimiz varken farklı dernek kurma çalışmaları olurdu. Ben şahsen bunların Allah rızası için olduğunu düşünmüyordum ve hala da düşünmüyorum. Çünkü camimizde Kur'an ve dini bilgileri öğrenme konusunda her türlü imkanlar vardı. Milli günlerimiz ve sosyal faaliyetlerimiz için de imkanlarımız vardı. Buna rağmen farklı yerlerde bir takım mekanlar açılması bana pek masum gelmiyor. Bir kardeşimiz o yıllarda Hollanda'nın bir şehrinde cami olarak kullanılan bir yapıyı ortadan suntayla ikiye bölüp ayrı ayrı imamın arkasında, aynı mekanda ayrı ayrı cemaat olarak namaz kıldıklarını söylemiş, ve bunun doğru olup olmadığını sormuştu. Ben de ikisinde de kılınan namazları Allah'ın kabul etmeyeceğini söylemiştim. Bence bunda Allah rızası değil, maddi ve nefsi çıkarlar olduğunu düşünüyorum. Hepsi öyle değildir, fakat az da olsa böyle parçalanmaya fırsat verilmemeli. Ne gurbette ne de memleketimizde, şunun bunun camisi olmaz. Sadece Müslümanların camisi olur. Müslümanların böyle meselelerde bile bölünmeye çalışılmasının ardında maddi çıkarlar olduğunu düşünüyorum. Hele gurbette yaşayan kardeşlerimiz üzerinde bu ve benzeri oyunlar çok oynanıyor. Onların para kazanırken neler çektiğini düşünen pek yok. Bu kardeşlerimiz de içlerinde eksikliğini hissettikleri bazı duyguları telafi etme düşüncesiyle pek itiraz edemiyorlar. Şu tespitimi de sizlerle paylaşmak isterim. Gurbetin tüm zorluklarını göze alıp gelenler genelde yaşadıkları memleketlerinde iş ve çalışma imkanı bulamayan kardeşlerimizdir. Geldiklerinde dini bilgiler konusunda bilgileri olmadığından, karşılaştıkları durumların meşru veya gayri meşru olup olmadıklarını pek bilememişler. Çünkü gurbete para kazanmaya gelmişlerdi. Yalnız geldiklerinde ise yaşadıkları bu kardeşlerimizin para kazanayım derken manevi yönden kayıplarını artırmıştır kazanılan paranın bütün sıkıntılarını halledeceğini düşünüyorlardı. Bazıları için gayri meşru ilişkiler, kumar, içki ve yaşadıkları toplumda gayet normal görülen durumlar da onlar için de tabi olmaya başlamıştı. Ezan seslerinden, haftada bir de olsa cuma namazlarından mahrum olunması, zaten imanı ibadetleriyle besleyememiş olan ve nefis taşıyan insanoğlunun günah bataklıklarına düşmesine engel olamamıştı. Doğan çocuklara bile para gözüyle bakılmaya başlamıştı. Boşanan kadınların devletten yardım amacıyla para ödeniyor olması da bazı problemleri yanında getirmişti. Yıllar geçtikçe kaybolan nesillerin yanında kendini sorgulamaya başlayan kardeşlerimiz camilerin yapılması konusunda ilk adımları atmışlar. Geçmişi günahlarla dolu olan ve bunun pişmanlığını içlerinde hisseden kardeşlerimizin bu mahcubiyetlerinden istifade etmek isteyenler ortaya çıkmış dini ve milli faaliyetler adı altında paralarını yavaş yavaş almaya başlamışlardı. Bu kardeşlerimize asıl tövbenin pişman olmak ve bir daha o hatalara dönmemek olduğunu anlatmak yerine, kendilerini yegane kurtarıcı olarak göstererek dini yaşamayı labirent gibi gösteren gruplar, bu kardeşlerimize en büyük zararı vermiştir. Böyle art niyetliler için önemli olan paranın gelmesiydi. Nasıl ve şekilde geldiği önemli değildi. Bu samimi insanlardan para alabilmek için onların istediği gibi konuşmak, fetvalar vermek, onları sahte övmelerle onur ediyor görünerek kendilerine önemli hissetmelerini sağlamak, çirkinliklerin en hafifiydi belki de. Herkesi kandırabiliriz fakat Rabbimizi asla. Onun için, özellikle gurbetteki kardeşlerimizin dini ve milli duygularındaki hassasiyetlerini kullanarak bölmeye çalışanlara karşı çok dikkatli olmalıyız. Burada şu hadisi şerifi hatırlamakta fayda var sanırım. Hristiyan bir din bilgini iken hicretin 9. senesinde Medine'ye gelerek İslam'la şereflenen Temimuddin'in rivayet ettiğine göre, bir gün Allah Resulü, ashabına hitap ederken, 3 kez tekrar ederek şöyle seslendi. Din samimi olmaktır. Din samimi olmaktır. Din samimi olmaktır. Sahabeden bazıları, din kime karşı samimi olmaktır ya Resulallah? diye sordular. Sevgili Peygamberimiz de Allah'a karşı, kitabına karşı, peygamberine karşı, Müslümanların meşru idarecilerine karşı ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır, diye cevap verdi. <laughs> Müslim, İman, 95 Az önce mealini okuduğumuz ayetki kerimede de ifade edildiği gibi adına camide denilse, Müslümanları bölmeye hizmet eden çalışmalara fırsat verilmemeli. Siyasi görüşü, düşüncesi, ırkı ne olursa olsun aynı camide toplanıp, aynı imama uyup namaz kılmalı, dertlerimizi paylaşıp sevinçlerimizi çoğaltmalıyız. Mescidi dırar tipi yapılanmalara ve bunu savunan fikirlere fırsat vermemeliyiz. Bunu da sevgi ve saygı çerçevesinde yapmaya gayret etmeliyiz. Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak, üzerine kurulan mescit Kuba Mescidi, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever. Tevbe, 108 Lil Türk İşçileri Derneği bünyesindeki yeni caminin yapımı da gerçekten bir destandır bana göre. Ben oradaki gençleri Allah için çok seviyorum ve her zaman hayır dualar ediyorum. O günkü dernek başkanından tutunda, en gencinden en yaşlısına, hanımlarına, çocuklarına Rabbim dünya ve ahiret saadeti nasip eylesin. Lille'deki yeni caminin yapımı başlı başına ibretlik ve takdire şayan bir çalışmadır. Yurt dışındaki şartları düşündüğümüzde abartmadığımı anlayacak ve bana hak vereceksiniz. Yeni camiden bahsetmeden önce eski caminin fiziko yapısından kısaca bahsetmek isterim. Daha önce de belirttiğim gibi küçük ve eski bir yapıydı. Okul derslerinin olmadığı günlerde Kur'an kursu olarak kullandığımız ve çoğunlukla hanımların rağbet gösterdiği Kur'an ve dini bilgiler derslerini yaptığımız iki sınıf vardı. Sınıf derken Türkiye'deki gibi düşünmeyin. Fazla ışık almayan, zemin katta, tavanları alçıpan ile kapatılmış rutubetli bir ortam. Yağmur yağdığı zaman sınıfın ortasında iki, üç kova koyarak ders yapmaya çalıştığımız bir yer. Fakat bu fiziko ortama rağmen hiç Kur'an-ı Kerim bilmeyenler bile haftada iki gün toplam dört saat ders görerek Kur'an-ı Kerim'i öğrendiler. Tabi bu dört saati yaklaşık otuz kişiye paylaştırmaya çalışıyorduk. Madden harabe gibiydi fakat manen harika bir ortamdı. Derslere eşimle beraber giriyorduk ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye gelen o fedakır hanım kardeşlerimizi talebe olarak değil de bize cennetin kapılarını açacak kişiler olarak gördük. Eşimden de bu konuda Allah razı olsun. Çünkü resmen böyle bir zorunluluğu olmadığı halde Allah rızası için üzerine düşeni fazlasıyla yapıyordu. Camiye çocukların ve bayanların gelmesini sağlama konusunda eşimle ve çocuklarımla yaptığımız aile gezilerinin çok etkisi olmuştur. Gündüzleri Kur'an kursu ve okul olarak kullanılan mağaradan biraz iyice olan bu mekanları bazı gecelerde özellikle de hafta sonları gençlerle buluşup çiğ köfte nezaretinde muhabbetler, sohbetler için tahsis ediyorduk. 5-10 x melik kıblesi çap olan camimizi de namaz kılma dışında çocukların oyun alanı, dini ve milli günlerde ya da öğretmenlerimizin ihtiyacı olduğu zamanlarda da çok amaçlı salon olarak kullanıyorduk. Yani her santimetre karesi Allah için 7-24 kullanılıyordu hamdolsun. Hiç unutmuyorum, bu ufacık camide ve lokalde bir Ramazan akşamı 50 değişik ülkeden Fransa'ya gelen öğrencilere iftar bile vermiştik. Buna vesile olan, Türkiye'den gelen öğrencilerin ilk olarak camimizi gelerek kalacak yer konusunda yardım istemeleri olmuştu. Bence gurbetteki derneklerimiz böyle Türkiye'den gelen öğrencilerimize sahip çıkmalı, onlar için fiziko imkanlar da hazırlamalı. Yoksa bizim sahip çıkamadıklarımıza, sahip çıkıp köleleştirmek için bekleyenlerin sayısı hiç de az değil. Evet, yeni caminin yapımı için müsaade edilmesini de yıllarca beklemişti kardeşlerimiz. Sonunda bekledikleri izin çıkmış çalışmalar başlamıştı. Öyle bir çalışma ki, gücü olan maddi olarak yardım etmeye çalışıyor, olmayan da bedenen ya da dualarıyla yardımcı olmaya çalışıyordu. Hepsinden Allah razı olsun yalnız gençlerimiz ayrıca takdiri hak ediyor diye düşünüyorum. Sabah erkenden işe gitmek için yola çıkarlardı. Saat 07'den önce iş yerlerinde olurlar, günlük mesaileri bitince iş çıkışı doğru yeni cami inşaatına gelirlerdi. Gece 01.00'lere, 02.00'lere kadar çalışırlar, eve giderler, ertesi gün yine işlerine giderlerdi. Elektrikten anlayan mesaisi dışında gelir, elektrik işlerini yapar, sıvadan anlayan sıvasını, duvar ustası duvarlarını, fayans işi yapan fayanslarını, su tesisatçısı su tesisatlarını, çeşmecisi çeşmelerini, kombiden anlayan doğal gaz tesisatını yaparlardı. Gece geç saatlerde ve istirahat vakitleri olan hafta sonlarında. İnşaat alanlarıyla ilgili şirketi olanlar da işçileri ve bütün ekipmanlarıyla gelir, Allah rızası için çalışırlardı. Hanımlar evlerinde yemek yapar, takılarını da bağışlamak suretiyle, ayrıca lahmacun vs. yapıp satarak bu cennetteki saray inşaatına yardımcı olmaya çalışırlardı. Fransa'nın kuzeyinde yer alan Lille şehrinde Türk İşçileri Derneği'ne ait yeni cami, 2009 yılının ilk yarısında açılmıştı. Bataklıkta bir gül daha açmıştı. Yaklaşık 1,1 milyon euroya mal olan, yaklaşık 2000 metrekare açık, 750 metrekare kapalı alana sahip 500 kişilik kapasiteye sahip bu cami ve müştemilatı için Fransız yetkili kurumlardan vs. hiçbir destek alınmamıştı. Tamamen cemaatin fedakarlıklarıyla yapılmıştı camileri, daha doğrusu oranın şartlarında külliyeleri. Bugün bile ziyaret için gidip, o camiye girdiğimde huzur buluyorum, oradan çıkmak istemiyorum. Samimi duygularla yapılan camiler insana huzur verirdi, tıpkı tarihi camilerimiz gibi. Rabbim bu gençlerimizin hayırlarını kabul eylesin ve cennetle mükafatlandırsın. Samimiyetle inşa ettikleri camilerine cemaat olarak devam edip imar etmeyi de nasip eylesin. İmin. Bu gençler, büyükleri gibi, birbirlerinin memleketlerine bakarak ayrılmamışlardı. Allah onlardan razı olsun. Dünya ve ahiretleri cennet olsun. Onları ve nesillerini şeytanın ve şeytanlaşmış insanların kötülüklerinden muhafaza eylesin. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Mümin 7. Gözyaşlarındaki mutluluk. İnsanoğlu sahip olduklarının kıymetini bilemez çoğu zaman. Hep sahip olmadıklarına sızlanır durur. Dua ederken bile sahip olduklarına hamd etmeyi unutur ve sahip olmadıklarını ister durur. Sahip olduklarıyla mutlu olmaya çalışmaz da, sahip olamadıklarına sızlanarak tüketir ömrünü ve etrafındakileri. Halbuki sahip olamadıkları, sahip olduklarının yanında denizde bir damla ölçüsünde bile değil. Denizin içinde yüzdüğünü unutur da bulutlardaki bir tek damlaya gözünü diker ve onu istemekle ömrü geçer. Bir gün, bir de bakmış ki, denizin keyfini çıkaramadan onu denizden çıkarıp kara toprağa yerleştirmişler. Kur'an-ı Kerim okumayı bilen, bilmeyenin ne kadar zararda olduğunu düşünemez. Eşiyle aynı sofrada oturan, sofraya yalnız oturmanın acısını hissedemez. Ayağındaki ayakkabıyı beğenmeyen, Ayakkabı giyecek ayağı bile olmayanın vitrinlerin önünden geçerken neler hissettiğini anlayamaz. Evinde sıcacık yatağında huzur ve güven içerisinde uyuyan, üzerlerine yağmur yerine bombaların yağdığı ve savaş kokan toprakları terk etmek zorunda kalıp denizlerde boğulan, soğuklarda donanların halini bilemez. Bu misalleri çoğaltmak mümkün elbette. Rabbimiz sahip olduklarımızın kıymetini bilmeyi nasip etsin. Eşimle birlikte Fransa'nın Lille şehrinde hanımlara yönelik yapmaya çalıştığımız Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler kursuna katılanların çoğunluğu yaşları büyük olanlardı. Onların öğrenme gayretleri bizleri çok mutlu etmişti. Tabii ki hanımlara yönelik böyle bir çalışmanın ilk olması da bunda büyük bir etkendi. Ders esnasında onlara asla olmadı, yanlış okudun gibi sözleri kullanmadığımız gibi ses tonumuzla bile incitmemek için çok dikkat ederdik bilemedikleri bir sorunun cevabını birlikte bulur ve şöyle olabilir mi, diyerek öğrenmeye devam ederdik. Ya da Kur'an okurken yanlış yaptıklarında, böyle okursanız daha güzel olur gibi sözler, köprüler inşa etmeye yetmişti. Örneğimiz ve rehberimiz Peygamber Efendimiz'di. O kimseyi incitmemiş, küçük düşürmemiş, kendini beğenmişlik yapmamış, her zaman müjdeleyici ve kolaylaştırıcı olmuş, bize de bunu tavsiye etmişti. Ben şahsen, nerede olursa olsun hanım kardeşlerimizin camilerin imarında büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Burada, Li, buna yaşayarak şahit oldum. Her türlü zorluğa rağmen cami kadın kolları kurulmuş, dini ve milli günlerde insanlarımız bir araya gelmeye başlamıştı. Hatta yeni yapılan camide, hanımlarla ilgili fiziko ortamların hazırlanmasında da yine hanımların gayretlerinin etkisi çoktur. Bugün, 2011, hala büyük bir gayretle çalıştıklarına şahit olduğumuz hanım kardeşlerimizi tebrik ediyor, Allah razı olsun diyorum. Bir toplumun yok olması, kadının cahil bırakılmasıyla, yükselmesi de, kadının dini ve diğer bilgilerle donatılmasıyla mümkün değil midir? Bugün, sanki kadın için sadece dış görünüm önemliymiş imajının verilmesini de pek masum bir düşünce olarak görmüyorum doğrusu kadının saçıyla makyajıyla vücudunu teşhir etmesiyle çağdaşlık olacağını topluma enjekte etmeye çalışanlar kadınları sadece sömürü aracı olarak gören zihniyettir. Kadınların dinini öğrenmesine ve bilgi sahibi olmasına İslam'dan başka hiçbir sistem önem vermez. Kadının insan olduğunu ve toplumun temel taşı olduğunu savunan İslam'dır. Kadını diri diri gömüldüğü toprağın altından alıp Ayaklarının altına cenneti seren İslam'dır. Kadını erkeğin kölesi değil, diğer yarısı olduğunu öğreten İslam'dır. Bundan hoşlanmayanlar, kadını öncelikle sadece cinsel meta olarak görenlerdir. Kadının güzelliği, bilgisiyle, ahlakıyla, edebiyle tamamlanır. Yıllarca çok evliliği sünnet diyerek kadını sömürenler, eşleri hastalanınca kadın doktor aramalarını nasıl izah edebilirler acaba? Sünneti sadece kendi egolarını tatmin etmek olarak görenlerden Rabbim bizleri korusun. İmin. İşte bu ve benzeri cehaletler sebebiyle hanımların camiye gelmelerini sağlamak kolay olmadı. Gençlerin ehliyetleri ve araçları olduğu için gelmeleri kolay oluyordu. Fakat büyüklerimizi birileri getirirse gelebiliyorlardı. Bir de eşleri istemediği halde gelmekte ısrar edip eşlerinin getirdikleri vardı tabi. Nedense erkek cemaatten bazıları kadınların cami ortamına gelmelerini istemiyorlardı. İstemeyenler genelde büyüklerimizdi. Sonradan anladık ki hanımların bir şeyleri doğru öğrenmeleri, haklarını aramaları işlerine gelmiyordu. Çünkü o zaman kendi isteklerini dinin emri diyerek onları baskı altına alamıyorlardı. Yani kadın Allah'ın dediğini ne yapacak, kocasının dediğine baksın, mantığı hakimdi bazılarında. Bütün bu zorluklara rağmen önceleri Cuma ve Kandil gecelerinde okunan Yasin suresini ve sohbeti dinleyebilmeleri için hanımlara, cami olarak kullanılan yerin hemen üstünde bulunan boş bir odayı gerekli tedbirleri alarak tahsis etmiştik. Bu durum zamanla, kimse gelmez denilen kursumuza 30 kişinin gelmesine vesile oldu elhamdülillah. Kışın ısınmayan, yazın yanan, tavanından sürekli sular damlayan, ara sıra da fareleri kovaladığımız bu perişan fiziko yapını ne eski yer, olumsuz koşullarını, gelenlerin gayreti ve samimiyeti huzur veren ortama dönüştürmüştü. Özellikle hanımların derslerinin olduğu saatlerde, onların geçeceği yol üzerine oturup, gelenlerin morallerini bozmaya çalışanları da hesaba katarsanız, zorlukları daha da iyi anlayabilirsiniz. Doğrusu benim anlamakta zorlandığım, Fransa buraya bizim gelmemize ve insanlara dinini öğretmemize müsaade etmişken ve devletimiz de gerekli desteği sağlamışken engel olmaya çalışanlar Müslümanım deyip camiye gelenlerdi. Bir taraftan gençlerini kaybetmekten korktuğunu söylemeleri, diğer taraftan camiye gelen çocukların toplarını kesip seslerinden rahatsız olmaları. Bu ne yaman bir çelişkiydi. Bütün bu zorluklara rağmen kocasını genç yaşta kaybetmiş ve çocuklarıyla gurbette yapayalnız kalmış bir teyzemiz vardı. Metro ile bir saate yakın tutan yolculuğun ardından camiye gelir Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalışırdı. Gelenlerin ilk sözü, bu yaştan sonra öğrenemem, sözüydü. Tabii önce bu düşünceyi değiştirmek gerekti, çok şükür Allah'ın izniyle bu da olmuştu. Bu teyzemiz, haftada iki gün gelip kendisine ayırabildiğimiz on dakikalık süre içerisinde, bir ayda Kur'an okumaya başlamıştı elhamdülillah. 2008 yılında derslere gelenlerin çoğuyla hacca gitmek nasip olmuştu. Bir gün sabaha karşı saat 03.00 sularında Kabe'yi seyretmek için ikinci katta uygun bir yer bulmuştuk. Hanımlar bir arada, erkekler bir arada, herkes zikirle ve dua ile meşguldü. Ömründe bir kere nasip olan bir nimeti alışverişte harcayacak değildik ya. Gece namazı için okunan ve bizleri Resulullah dönemine götürüp Hazreti Bilal'i dinleten ezanı Muhammed'i bitince kafamı kaldırıp etrafa baktığımda gördüğüm manzara beni gözyaşlarına boğmuştu. Az önce bahsettiğim teyzemiz, elinde Yasin kitabı, kendisi kıyamda, gözyaşları şükür secdesinde. Bir müddet sonra ellerini yüzüne sürdü ve oturdu, yanına gittim ve Allah kabul etsin, iyi misin, dedim. Beni görünce gözyaşları tekrar secdeye kapanmış, Yüreği kuş olup kanatlanmıştı. Dilinden dökülen Allah sizden razı olsun sözlerinin her biri Uhud Dağı olup omuzlarıma yüklenmiş ve ben altında ezilmiştim. Sonra durumu şöyle anlatmıştı. Hocam, ben eşimi kaybettiğimde ona bir Fatiha bile okuyamamıştım. Bu o kadar zoruma gitmişti ki Kur'an öğrenmemiş olmanın pişmanlığı bunca yıldır yüreğimi paramparça etmişti yarım yamalak bildiklerimle kıldığım namazların arkasından yaptığım duam sonunda kabul oldu. Ben Rabbime, bana Kur'an öğrenmeyi ve merhum eşime hiç olmazsa bir Yasin okumayı nasip etmesi için yıllardır yalvarıyordum hocam. Rabbim bunu bana Kabe'de nasip etti hocam, nasıl sevinçliyim bilemezsin. Anladım ki, bu insanların samimi duaları bizleri buralara kadar getirmişti. İnsanların, mutluluktan ağlamalarına vesile olmak ne büyük bir nimet. Rabbim, bizleri ve neslimizi, yaratılanlara zulmedenlerden olmaktan ve mazlumun ahını almaktan muhafaza eylesin. İmin. İnsanların böyle sevinçler yaşamalarına bizleri vesile kıldığı için Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbimiz. Biz kendimize zulüm ettik eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Araf, 23. Söz biterken. Gurbette yaşamak zorunda olan anne babalara da büyük sorumluluk düşüyor. Onlara içkinin, uyuşturucunun, kumarın, zinanın bir kir ve mikrop olduğunu, uzak durmaları gerektiğini anlatmalılar. Gençlerle bir akşam yaptığımız sohbette konumuz, zinadan, içkiden, uyuşturucudan ve bey kötülüklerden kendimizi korumaktı. Bir saati geçen ve çıt çıkmadan dinlenen sohbetin sonunda soruları alalım dedik. Gençlerimizden biri öyle bir şey söyledi ki ben şok olmuştum ve birkaç saniye öylece kalmışım. Babası camide namaz kılmaya gayret eden bir gencimiz şöyle dedi. Hocam, çok güzel söylüyorsunuz, bunları bize bu kadar açık anlatan olmamıştı. Allah sizden razı olsun. Fakat buradan eve gittiğimizde babamız neler konuştuğumuzu sorduğunda biz de anlatıyoruz, dinledikten sonra bize, oğlum boş ver o sözleri, ne yaparsanız gençliğinizde yapın, yaşlanınca zaten yapamazsınız, diyorlar. Evet, bu sözleri söyleyen, namaz kılan bir baba. Sadece bedeni namaz kılmıştı abi. Ben de içmek için iki bardak su istedim, getirdiler sağ olsunlar. Bardağın birini gençlerden birine verip önce o bardaktaki suyun içine kendisinin tükürmesini, sonra da sırasıyla herkesin tükürmesini söyledim. Önceleri anlamadılar, şaka zannettiler fakat ben ciddi olduğumu söyledim. Herkesin tükürmesi bitince bardağı elime aldım ve "Bu suyu içmek isteyen var mı?" diye sordum. Hepsinin midesi bulandı ve iğrendiklerini açıkça belli ettiler çünkü bazıları içine, affedersiniz, balgamını bile tükürmüştü. Tam zamanı dedim ve işte arkadaşlar, zina ve flört dediğimiz böyle bir şeydir. Herkesin tükürdüğü bardaktaki suyu içemeyen birinin, nasıl olur da birçok kişiyle birlikte olan birisiyle beraber olmayı midesi kaldırıyor. Kendi hayatlarında ahlakı, edebi bir kenara bırakıp başkalarına ahlak ve edeb nasihatı çekenlerden Allah'a sığınırız kendi erkek çocuklarının istediği kızla gezip tozmasına göz yumup evlenme çağı geldiğinde de, helal süt emmiş, el dememiş kız arayanlarda nasıl bir iman var, anlamakta zorluk çekiyorum. Sorsam kendileri tertemiz. Avrupa'da yaşamayı zina yapmanın önündeki engelleri kaldırmak olarak algılayanlar, düştükleri bataklığın pis kokusuna o kadar alışmışlardı ki, gül kokusundan mideleri bulanmaya başlamıştı. Onlara göre herkes edepsiz ve ahlaksızdı. Kendileri pırıl pırıldı. Altınla kaplanmış klozet gibi. Doğru. Şeytan ve nefis ne kadar temiz ise o kadar temizler. Sevgili genç kardeşim, sen eşinin nasıl biri olmasını istiyorsan sen de öyle olmalısın. Asıl delikanlılık, adamlık, mertlik budur. Geçinemezsen atarsın, tekmeyi basarsın, elinin kiridir diye tanıttıkları o kişi önce Allah'ın sonra da ailesinin sana emanetidir. Sakın unutma. Sen de bir gün anne baba olacaksın. Kendi evladına nasıl davranılmasını istersen, sana gelen emanete öyle davran. Tabi cahiliye devrinden kalma bir iman ve geleneğe sahip değilsen. Sevgili gençler, yarıya kadar içinde içme suyu bulunan iki adet bardaktaki suyu birine dökerseniz ne olur? Bir bardak su olur değil mi? Peki karıştırdığınız o suları birbirinden ayırmak mümkün mü? İşte evlilik ve nikah da böyledir. Müslüman evlendiği eşini bu düşüncelerle sever, sevmelidir. Bakmayın siz taş devrinde kalmış kafaya sahip cahillerin dediklerine. Unutmayın, ezan sesinin işitilmediği gurbet ellerde şeytanın ve onun oyuncağı olmuş zavallıların sesine kulak vermeyin. Allah'ın sesine kulak verin o sesi nerede mi duyacaksınız? İbadetlerle güçlendirdiğiniz imanla muhafaza altına alınmış vicdanınızda. Sözlerime son vermeden önce, hafta sonları kahvaltı davetlerimize yorgunluklarına rağmen büyük bir özveriyle katılıp sabah namazlarında camimizi şereflendiren, ayrıca gurbet ellerin bin bir türlü zorluklarına rağmen, birlik beraberlik içerisinde Lille'deki güzel eseri, maddi manevi katkılarda bulunarak geleceğe emanet eden kardeşlerime, özellikle de gençlerimize ve camimizin, lokalimizin, sınıflarımızın hizmetlerinde mutlaka el emeği bulunan Azerbaycanlı Aygardaş'a, o günkü dernek başkanının, şahsında takdirlerimi sunmayı borç biliyorum. Rabbim hepsinden ayrı ayrı razı olsun ve birliklerini daim eylesin. Bugün de haberleşmeye ve görüşmeye devam ettiğimiz Lille'nin güzide insanlarını seviyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kur'an-ı Kerim'den dualar. Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. Ayci İmran, 16. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler, Aci İmran, 191. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. İbrahim, 40. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni ana babamı ve inananları bağışla. İbrahim 41 Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Haşr 10 Rabbim beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri İman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır. Nuh 28